bütün bu hani patron ve sanatçı ya da bilim insanı ilişkisi ya da filozof ilişkisi tabii ki çok önemlidir. Onlar olmasa belki de bu kadar rahat bu kitaplar yayınlanmayabilir. Ama hep böyle bir çağ itibariyle dikkatli davranmak zorunda. Düşese yazdığında diyor ki İncil bir bilim kitabı değildir. Siz İncil'in açıklamalarıyla ya da varsayımlarıyla evreni anlayamazsınız. Bunun için bir mesela elmaya bakmak gerekiyor. Newton'un yaptığı gibi. Özellikle modernizmin üzerine mürekkep döken ve yalayan yazarlar ve teorisyenler, kritikler sanatta modernizm denilen akımın ilk başta resimde başladığını söylerler. Mane gibi ressamlar sokaktaki bir fahişeyi alıp ona güzel bir kıyafet giydirip onu bir Venüs olarak resmetmeye başladılar. Sadece seçtiği hayattaki bir anı durdurmak değildi bu. Sanata bakış sadece değişmedi. Perspektif sadece değişmedi. Sanatın halka ulaşması ve halkın teknik alt yapısı ve halkın onu alabilme gücü değişti. Dolayısıyla sanat aslında evlere indirgendi. 1905'te mesela Einstein Relativity'yi ortaya attığında bu insanlar resimlerine ya da tuallerini yaparken gerçeğin relatif olabileceğine yani göreceli olabileceğini düşünmeye başladılar. O yüzden gerçeğe bakış değişince tabii ki resim sanatı da değişti ve bütün diğer sanatları da değişti. Günümüzde bence hem modernizm hem postmodernizm çok anlaşılmış değil. sanki böyle bir boşluk doldurmak için kullanılıyor. Yani yeni olan şey modern diyorlar ama yani o modern ve bu modern aynı değil. Modernizm, büyük meyli olan modernizm ve aynı zamanda modernist dediğimiz eserler farklı. Biz öyle bir bir noktadayız ki artık referansın olmadığı, her şeyin simülakranın simülakrasının simülakrası olduğu, pastiş olduğu, zaman kavramının artık böyle bölündüğü değil, artık alternatif evrenleri ve metaverse'lere gittiği bir noktadayız. Merhabalar Pelin Hanım. Hoş geldiniz. Bir Hanım kitap. mı olduk şimdi bir anda da? 8 Mart'ı atlattık. Eski, <gülüyor> <gülüyor> Eski yüzümüze geri dönüyoruz hemen. Birçok kitapla beraber gelmişsiniz. Ya inan o kadar daha çok var tabii ki ama buradan çıkıp kreşten çocuk alacağım için hmm. şey diye düşündüm. Mesela Egon Schiele'nin devasa bir eseri vardı onu getirmek istiyordum. Çünkü modern sanatla ilgili konuşurken sevdiğim hmm. ressamlardan örnekler vermek için ama ...sonrasını düşündüğüm için... ...bu seminal eserleri seçerek getirdim. Arada hem edebiyattan hem resimden bahsederken... ...biraz karıştırırız ya da bir referans veririz diye. Ya çünkü daha önce de konuştuğumuz üzere... ...modernizm bana göre... Hı hı. ...ya da modernist eserler... ...beni hala en heyecanlandıran... ...belki de evet eleştirecek pek çok şey vardır ama... ...en azından daha önceki mevcut yapıları kıran, fragmente eden, alt üst eden bir nevi böyle plazma fiziğin yaptığı atomun parçalanışı gibi bir şey. O yüzden çok heyecan duyuyorum. Tabii bunun siyasi boyutu daha önce konuştuğumuz üzere o totaliter rejimleri ve hani benim düşüncem, senin düşüncenden daha üstündür gibi tehlikeli şeyleri de getiriyor. Çünkü kendi bakışını empoze eden ben dünyaya böyle bakıyorum, sen de bakacaksın. Kabul etmiyorsan fırında yanacaksın gibi bir mantaliteye de sebebiyet veriyor. Ama işin o ikonoklastik boyutu yani resimde, heykelde, müzikte bana gerçekten çok çok büyülü geliyor. Hı hı. O yüzden de bu eserler hala bana göre şimdiye kadar yazılmış en acayip kitaplar ve en deneysel ve bir taraftan da en hakikaten... Ee, entelektüel anlamda da zengin eserler. Hı -hı. Çünkü bir T.S.E. Witt'in mesela bir şeyini okuyunca ya da James Joyce'u... içindeki referansları anlayabilmek için onlarca başka kitap da okuyabilmen gerekiyor ama... edebiyata bir girersek çıkamayız. Oysa yüzden istersen felsefeden bahsetmiştik, şimdi bilimden bahsedelim ne tarz şeylerden bahsetmek gerekiyor sence? Bir zaten az çok modernizmin ilk bölümünde kafa yapısının değişmesinden bahsetmiştik. Az önce senin bahsettiğin gibi dogma yıkımı bir süreç olduğunu anlıyoruz. Bilimde nasıl bir süreç olarak karşımıza çıktı bu durum? Şimdi hatırlarsan daha önce sanayi devrimini, kapitalizmi vesaire konuşmuştuk kendi programlarımıza referans yapalım değil mi? O bunun farklı bir boyutuna bakmak isterseniz üretim ve tüketim süreçlerine ve sanayi emek ilişkilerine bakmak da gerekiyor. Ama işin bilim boyutunda bana göre modernizm ki modern kelimesi yeni demek biliyorsun. Hani hı hı. yeni icat edilen. Yani yenilikle çok içli dışlı bir kavram. Ama modernizm kavramının felsefi ve bilimsel boyutunda şöyle bir şey var bir kere daha önce dünyada olan bütün afetler iyi ya da kötü bütün her şey ya Tanrı'ya ya işte onun meleklerine ya da cinlere bağlanıyordu iyi ya da kötü dolayısıyla bir şey olduğunda ya da bir meteor geldiğinde sen bir ilahın öfkesi ya da cezası olarak okuyordun ve bu Modern dünya görüşü gelene kadar böyleydi. Yani çok yakın bir tarih aslında kadar bu böyleydi. Hala buna inananlar tabii ki var. Her şeyi kadere bağlayanlar. Ama Galileo gibi ki dünyanın belki de ilk bilim insanı kabul edilir. Bu modern zihniyete sahip. Her şeyi bilimle açıklama temayülü ortaya çıktı. Galileo ile birlikte tabii ki Kopernikus, Kepler, Brahe gibi bilim insanlarını da ıı, katmamız gerekiyor. Yani ıı, 16. 17. yüzyılda aydınlanma çağının belki önünü açan bu bilim insanları bize işte evreni nasıl okumamız gerektiğini, ıı, bizim evrenin merkezi olmadığımızı idrak edip ıı, bu bütünün içinde ne, ne olduğumuzu Sorgulamaya başladılar. Ve tabii ki o zamanlarda tehlikeliydi bu. Çünkü sen e, yakılabilirdin. E, Engizisyon mahkemeleri tarafından cezalandırılabilirdin. Dolayısıyla o kadar ko kolay değildi. Galileo da zaten e, bayağı bir şey acı, bu ya, acı çekmişti ve e, sınanmıştı. Kopernik? De mi çekmiştik? Ya hepsinin mahkemeleri var ama bir şekilde hani topu tacı atarak bir şekilde hayatlarını kurtardılar ama hepsi o kadar şanslı değildi biliyorsun daha önce bahsetmiştik. Bu, Roma'da yaptık, evet. Roma'daki Aynen. Jordan Bruno. Evet, yani hepsi o kadar şanslı değildi. Daha önce bahsettiğim şey, mesela Bruno, Giordano Bruno, İtalya'da sonuçta canlı canlı yakılarak hayatını kaybetmişti kilisenin dogmatik düşüncelerini ve inancını sarstığı için. Ama Galileo, Kopernikus, Brahe, yani sonuçta yıldızları inceleyerek dünyanın evrendeki konumunun merkezde olmadığını söyleyerek ve sadece o değil, her şey yani bütün fiziksel olgulara bilimsel bir şekilde bakmayı öngörerek. Yani işte ışığın hızı, tabii ki onun için Newton'u beklememiz gerekiyor. işte fizikte hareketlerin nasıl olduğu... ...sebep-sonuç ilişkisi, deneye dayalı bir bakış bunların hepsi bu bilimsel açı... ...açıyla bakma hepsi... ...bizim bu bahsettiğimiz adamlarla ortaya Hı -hı. çıktı. Ve... ...hakikaten bana göre... ...birazcık da böyle aydınlanma felsefesinin... ...taşları bu... ...bilimsel buluşlarla ve bakışlarla inşa edilmiş oldu. Dolayısıyla birdenbire bire... ...biz... 200 yıl içinde daha laik, daha düşünceye dayalı, her şeyi böyle Tanrı'ya atfetmeyen bir bakışın inşa edildiğini görmüş olduk. Ve bu da bana göre hani sanayi devrimden bahsediyoruz, kapitalizmden bahsediyoruz. Bütün o farklı programlarda değişim, feodal, çağ kafa yapısından daha böyle hı hı. bilimsel bir yere gittiğini görüyorduk. Bu da işin hani tamamen fizik, kimya ve fen bilimlerindeki devrimlerle oluştuğunu söylemek gerekiyor. Çünkü orada o devrimler olmasaydı ister istemez her şey yine böyle kiliseye dönüp bakıyor olurdu ve e, onların e, izne, onların e, tasvip etmesi, onların mahkemelerinde yargılanmama ile ilgili. Yani onların da değişme ...sebebi verdiğini görüyoruz. Çünkü onlar yok ettiler, mahkemelere gönderdiler... ...cezalandırdılar, yasakladılar, kitap yaktılar. Bunlar hepsi yapıldı. Ama bir süre sonra 16. 17. yüzyıldan itibaren... ...önü kesilmez bir şekilde geldik Çünkü hı hı. artık gerçekten... ...deneylerle kanıtlanmış oldu dünyanın... ...solar sistemin merkezi olmadığı, güneş merkezli bir... ...galaksimizin hı hı. olduğu ve bununla hareketle insanın o kadar da önemli olmadığı ve Tanrı'nın da zaten belki de bu insanlar Tanrı yoktur demediler. Onun için belki Nietzsche'yi beklememiz gerekiyordu ya da başka bilim insanlarını beklememiz gerekiyordu ve felsefecileri beklememiz gerekiyordu. Ama ister istemez hani o insanın evrende sadece bir kum tanesi olduğunu idrak edecek fiziksel ve kozmolojik makaleler ve kitaplar ortaya koydular ve bununla birlikte tamamen felsefe değişti. Ben hep şey merak ediyorum. Mesela şimdi Floransa'da görmüştük. Destekleyenler, bu sanatçıları destekleyen kişiler, patronlar, patronlar. ha. İngiltere'de mesela Kraliyet Akademisinden bahsetmiştik, Bilim Akademisinden. Bu Galileo gibi insanların da böyle arkasında falan destek var mı, biliyor musun? Yoksa böyle merak etmiş birisi mi bu? Şöyle Çünkü Gali... çok tek başına merak etmek yeterli bir şeymiş gibi gelmiyor bana o dönem için. Galileo çok e, ilginç bir örnek. Daha küçücük bir çocukken Galileo'nun meşhur e, ettiği Pisa kulesi var biliyorsun. Hı hı. Çünkü gravity ile ilgili yani yer çekimi ile ilgili yazdıkları belki de hani bir başlı başına bir devrimdir. Çocukken e, ka, mahallesinin rahibi bunun işte Tanrı'nın bir cezası vesaire olduğu, o pizza kulesinin yamuk olmasının, yan yatıyor olmasının böyle kutsal bir şey açıklamayla ortaya koyduğunu söylerken daha şu kadarcık bir çocukken Galileo bunun aslında Tanrı ile ilişkili olamayacağını hı hı. tamamen fizik kanunları ile ilgili olacağını düşünmüş. Ekmek ve pizza türü yani pasta, makarna türü şeyleri çok seviyormuş. Uzun bir süre ailesi onu ceza vermiş. O e, hamur işlerini yemeyecek diye. Çünkü sen nasıl e, mahallemizin rahibini sorgularsın? Hı hı. Dolayısıyla daha çocukken e, devrimci bir mantaliteye sahipmiş. E, bir şekilde e, hani her şeyi tanrı, Tanrı'yı suçlamak ya da Tanrı'yı e, atfetmenin doğru olmayacağını daha küçük yaşlarda e, öngörmüş. öngörmüş. Arada patronları olmuş ama genel olarak her zaman böyle... Ee, kıyıdan köşeden dönerek e, ve kilisenin o hegemonyasını baypas ederek e, yazmaya ve üretmeye devam etmiş. Ama yani Leonardo da Vinci gibi ya da işte Rafael gibi e, Medici'ler çok fazla şey değilmiş. Arkasında değilmiş. E, hı hı. Son itibariyle ama belli dönemlerde bu önemli aileler onu sofralarına davet ediyor ve onun fikirlerini dinliyorlar. E, bütün bu hani patron ve sanatçı ya da bilim insanı ilişkisi ya da filozof ilişkisi e, tabii ki çok önemlidir. Onlar olmasa belki de bu kadar rahat bu kitaplar yayımlanmayabilir. E, ama hep böyle bir şey. Çağ itibariyle dikkatli davranmak zorunda çünkü e, Bruno örneğinden görüldüğü üzere Evet. yani hayatıyla ödemek durumunda kalabiliyor insanlar. Düşeş Kristina'ya yazdığı mektup Galileo. Galileo'yu bitirmeden onu da bir örnek. Çünkü Galileo da aynı Spinoza gibi e, çağının önemli Aristokratlar. aristokratlarıyla, krallarla, kraliçelerle, prenseslerle, düşeşlerle mektuplaşıyor. Galileo da Düşeş Kristina, Düşes. Düşes, <laughs> ben <sordum>. Düşen Düşes. <laughs> Tekerleme gibi oldu. Düşes Christina ile mektuplaşıyor ve e, diyor ki İncil bir fizik kitabı değildir. Çünkü e, biliyorsun ki e, önemli papalar ve baş vesaire Tanrı'nın bilmem kaç günde e, dünyayı yarattığı işte e, sonuncu gün dinlendiği Evren şu kadar günde yaratıldı vesaire vesaire gibi Yorulduğu için bunları yazıyorlar. Evet yoruluyor. Pazar günü dinlenmesi lazım o yüzden. Şimdi bu bu tür şeyleri e, Galileo gibi bilim insanları kabul etmiyor. Çünkü onlar her şeyin bir deneyle ve bilimle açıklanması gerektiği, insanların deney yaparak belli e, teorileri test etmesi gerektiğine inanıyorlar. Bu da zaten bilimsel hı hı. görüşün. Olmazsa olması. Dolayısıyla e, düşese yazdığında diyor ki... ...İncil bir bilim kitabı değildir. Siz İncil'in e, açıklamalarıyla ya da varsayımlarıyla evrini anlayamazsınız. Bunun için e, bir mesela... Elmaya bakmak gerekiyor Newton'un yaptığı gibi bu elmanın düş, düşmesiyle birlikte aslında yer çekimi denilen bir şeyi nasıl açıklarsın. Yani dolayısıyla Galileo'dan başlayıp Newton'a kadar bu süreçte 200-300 yıl boyunca insanlar en temel hareket, mekanik, hız, fiziğin pek çok dalı olarak daha sonra öğretilen ve yazılan konuları sistematik bir şekilde ele almışlar bunlarla ilgili varsayımları, hipotezleri ortaya atmışlar. Bazılarını kanıtlamışlar, bazılarını kanıtlamamışlar. Ama sonuç itibariyle Newton'a geldiğimizde öyle bir şey oluyor ki biz artık her türlü hani evren ve dünyadaki olgunun yasalarla açıklanması gerektiği noktasına geliyoruz ve artık her şey çok daha bilme dayalı olmuş yasalar oluyor. Yasalar ve deneylerle... ...sabit bir şekilde açıklanması gerekiyor. Tabii ki. Tabii burada bu bilimsel gelişmelerin... ...sanayi devrimiyle beraber at başı gidiyor olması da bir... E, ...mesele. ha Kesinlikle çünkü... ...sonuçta düşünsene bir bilim insanı çıkıyor diyor ki... E, ...bir, biz dünyanın merkezi... ...dünya e, evrenin merkezi değil... ...iki... E, ...işte... E, diyelim ...A'dan B'ye gitmek için... Ee, şu, şu kadar enerji sarf ediliyor ve buna göre e, böyle bir formül öneriyorum. E, ama e, bu düşünceler ister istemez, diyelim steam engine denilen buharlı, buharlı, makine, e, buharlı, buharlı gemilerin e, icat edilmesi ha. ya da trenlerin e, işte e, A'dan B'ye çok daha hızlı gitmesi, oradan sonra zaten işte otomobillerin icat edilmesi, e, ampulün ışığın, radyonun, televizyonun ya yani sonsuz icatla birlikte bir hani zaman kavramının da zaten değiştiğini görüyoruz. Hız geliyor. Evet. Her şey çok hızlı üretiliyor. Bir insanın üreteceği şeyi makinalarla birlikte ya da işte tekstil aletleri vesaire gibi hangi branşta olursa olsun o aletlerin icadı ile birlikte Sanayi devrimi de zaten hız alıyor. Bütün bunlar hepsi bir bütünün parçası. Önce bilimsel bakış ve felsefe geliyor. Ondan sonra dünyaya bakış değişiyor. Hızla birlikte her şey çok daha hızlı, üretilme birlikte insanın o toplumdaki yeri sorgulanmaya başlıyor. Hepsi el ele gitmiş oluyor. O yüzden de hani modernizmle yapıyorsak bu hafta bu bu bölümde sanatta modernizm vesaire bilim olsun, sanayi devrim olsun hepsi modernizm kömürlerine eklemiş oluyor bir süre sonra tabii ki. Bunlar da e, yerle bir edilecek ve çok daha fragmante, çok daha kırılmış ve bu e, büyük söylemlerin, bu büyük e, izimlerin aslında e, kırıldığını, müzelerin yok edildiğine falan doğru gidiyor olacağız. Ya bunun için ama 1900'lü yılları beklememiz lazım. O zaman izinle senin daha çok seveceğin konulara doğru ilerleyelim istiyorum. Edebiyatta Sanat ve, edebiyat. ve sanatta modernizm. Seve seve. Özellikle modernizm üzerine mürekkep döken ve yalayan yazarlar ve teorisyenler, kritikler... ...sanatta modernizm denilen akımın ilk başta resimde başladığını söylerler... Çünkü aslında modernizm bir dünyaya bakıştır. Ve modern ve modernizme ayırmak gerekir. Şimdi sen aa modern sanat deyince insanların kafasını karıştırabiliriz burada. Çünkü günümüzde bir sergiye gidince de aa bu modern sanat diyebiliyor insanlar. Karıştırıyorlar. Ama evet. modernizm ve modern çok farklı şeyler. Evet. Modernizm daha önce de belki belirttik ama burada tekrar altını çizmek istiyorum. Modernizm. ...belli bir dönemdeki bir akımdır. Ve bunu edebiyatta da, sanatta da, müzikte de, dansta da... ...yani felsefede de... ...her türlü aslında sosyal bilimde gördüğümüz bir ekoldür. Hı hı. Kimileri bunu 1880'e götürürler. Kimileri Shakespeare'e kadar götürebilirler. Yani 16. yüzyıla kadar taşıyabilirler. Felsefede daha önce yaptığımız üzere işte 15. yüzyıldaki filozofları bile dayayanlar var. Ama klasik hani modernizm denilen şey genellikle insanlar Virginia Woolf'un 1924'te yazdığı bir makalede ki en başta Virginia Woolf koydum. Miss Dalloway en sevdiğim kitaplarından bir tanesidir. Virginia Woolf'un 1924'te yazdığı bir makalede şöyle der. 1910'da her şey değişti çünkü insan farklı bir bilinç geliştirdi. Neden 1910? Çünkü tam Edward Edwardian Edward çağın aslında bitişiyle birlikte bu yeni bilinç ortaya çıkar Virginia Woolf'a göre. Ama ben bayan Woolf'la hemfikir değilim. Bana göre modernizm 1800'lerin sonunda başlamıştır. 1880'lerde, 90'larda. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde e, ressamlar önce, e, empresyonist ve daha sonra post em, empresyonistler e, ve müzisyenler bambaşka besteler yapmaya başlamışlardı. Sembolik, e, daha dışa vurumcu, daha o kadar çok izin varken yani saymakla bitmez. O yüzden şunu da getirdim ki göstereceğim sonra. Yüz tane sanatçı manifestosu. Bu manifestolardan da gördüğümüz üzere insanların özellikle bir 20-30 yıl boyunca ne kadar çok sanat akımı geliştirdiğini görüyoruz. Ama onu daha çok sanatçı bölümüne gelince anlatacağım. Genel bakışın değişiminden bahsetmek istiyorum burada, özellikle resimle başlayan. Çünkü Modernizmin önemli şairlerinden bir tanesi olan Ezra Pound, imajist şiiri üretti. 1914, o işte Birinci Dünya Savaşı zamanında zaten pek çok şey değişti. Savaşın da etkisi çoktu tabii ki bunda. Ama imajistlerle birlikte ressamlar da aynı şekilde dünyaya bambaşka bir perspektiften bakmaya başladılar. Daha önce mesela düşünelim, Sanat denilen şey reprezentatifti. Yani neden bahsediyorum burada? Diyelim klasik bir ressam, Aristo'dan başlatırsam, mimetik bir bakışa sahipti. Yani burada bir lamba mı görüyorum ben? Ben bu lambayı mükemmel bir şekilde çizeceğim, ışığı ile birlikte gördüğüm gibi çizeceğim. Rönesansla birlikte bunun ...mükemmel bir şekilde, realistik bir şekilde, perspektifiyle, ışığıyla, yaklaşımıyla... tuvale ya da e, duvara ya da bir kağıt parçasına resmedildiğini gördük. E, da Vinci Vitruvius denilen o mükemmel hani ad adamın anatomik olarak mükemmel çizilmiş bir adamı ortaya koydu. Giotto... Yine inanılmaz bir perspektif geliştirdi, mükemmel e, yuvarlağını çizdi ve onun içine e, kondurduğu e, kutsal kişileri İsa'yı ya da Meryem Ana'yı ya da Azizleri e, o perspektife göre resmetti. Ve arkasından zaten bütün Rönesans ressamları say say bitmez hem perspektifi kullanarak e, realistik bir e, portre ortaya koydular. 18. ve 19. yüzyılda bu artık yani akademiler tarafından mesela Paris'teki akademi tarafından onların ressamları mimetik resmin artık böyle hani doğruya çıkardılar. Çünkü artık hmm. fotoğraf gibi resimler çiziliyor, çiziliyordu. Mesela bir savaş sahnesi çiziyorlar. David gibi bir adam mesela silahlarıyla, şapkalarıyla, atlarıyla falan sanki o anın fotoğrafını çekiyorlardı. Ama sonra bir şey oldu. Modernizm akımı neden bana göre de resimle başlıyor? Çünkü 1870'lerde, 80'lerde Manet gibi ressamlar sokaktaki bir fahişeyi alıp ona güzel bir kıyafet giydirip onu bir Venüs olarak resmetmeye başladılar. Sadece seçtiği hayattaki bir anı durdurmak değildi bu. Aynı zamanda fırça darbelerinin göründüğü, her şeyin sanki o anı yakalamak üzerine kurulduğu, sokak hayatından, gündelik hayattan önemsiz insanların tablo tabloda suje olabildiği, yani konu olabildiği. Bir mesela bard'a Manet ile ilgili çok yazdım ben, makaleler yazdım. Çok önemsiyorum. Çünkü Edward Manet pek çok sanat tarihçisi için bir ilktir yani modern sanatın kurucusu olarak görülür ve tabii ki akademiden tecrit edilmiştir. Onun yaptığı sergi büyük bir skandal olarak kabul edilmiştir ve atılmıştır. Çünkü resim böyle mi, bu, bu tür resim mi olur diye zamanın kritikleri onu yerin dibine sokmuşlardır. Ama ile hareketle Sadece gündelik hayatın e, tuallere taşınması değil, aynı zamanda dünyaya bakışta değişti. Yani Manet'in meşhur La L'Herbe yani çimenler üzerindeki bir piknik resmi vardır. Bir kadın çıplak tuvalin ortasında Hı -hı. otururken adamlar mükemmel parizyen e, işte, takım elbiseleri ya da smokinlerini ve şapkalarını da tutuyorlardır. Bu bir kere gerçekten resim sanatında bir devrim. Çünkü kadınlar yüzde yani onun bir istatistiğini yapmış feminist sanat kritikleri. Adamlar yüzde 99 giyinikken kadınlar yüzde 99 çıplak gibi sayı e, egzecere ediyorum belki ama yani sanat tarihi boyunca böyle mükemmel hatlara sahip güzel kadınlar çıplak orada bir objeleştirildiğinde adamlar da ona bakan o erkek gezinin bakışının delice görüşün ve bakışın sahibi olanlar olarak duruyorlardı. Mane bununla oynuyor. Yani Mane aynı anda hem resim yapma tekniğini değiştiriyor. Çünkü dediğim gibi çok hızlı gördüğü gibi o anda mesela büyük bir ihtimalle modernlerini oraya koyuyor. Belki bunu stüdyoda yapıyor ama dışarıda yapıyormuş gibi yapıyor Dolayısıyla onun kimlerine onun ağaçlarına, onun çiçeklerine yakından bakarsan sanki gelişi güzel çizildiğini görürsün evet. Ondan sonra zaten gogenler van Goghlar vesaire sanki böyle bir çocuğun resim yapması gibi ki bunu ben söylemiyorum zamanın kritikleri onları eleştirmek için bunu söylüyor ki Kenan Evren görüşüne çok farklı değil yani bu mu ben Picasso'ya bakınca ben de bunu yaparım gibi bir bir e, tuhaf şey telaffuz etmişti ya evet. yani sonuçta zamanın kritikleri de bu tür bize artık klasik gelebilen yani Mane bugün e, abstre sanat ya da e, güncel contemporary sanat eserlerine bakınca, Mane bile bize çok klasik geliyor. Ama 1880'lerde Mane'nin bir eserini gördüğünde, sen saçını başını yolup, Paris'te bir kritik olarak, bu da sanat mı? Bunu ben bile yaparım. Baksana yani çok e, geliş gözel yapmış falan diyebiliyorlardı. Dolayısıyla bütün bununla birlikte, Mane ile başlayıp da e, 1900'lerin başına geldiğimizde akademilerden atılanlar ya da izin verilmeyenler ya da sergi yapması engellenen sanatçılar birdenbire kendi ekollerini oluşturdu. Mesela benim çok sevdiğim Toulouse-Lautrec, o Moulin Rouge'daki gösterilere girip hı hı. o işte kankan dansı yapan kadınları çok hızlı bir şekilde çizdi. Poster sanatı gelişti. Bunlar yapılırken mesela Rusya'da çok acayip şeyler oluyordu çünkü daha önce bahsettiğimiz Rusya'daki devrim sadece siyasette olmadı, sadece bir ailenin kurşuna dizilmesiyle olmadı. Aynı zamanda Kandinsky gibi insanlar sanatın artık reprezentatif bir şey olmasının önünü kestiler. Yani burada bir elma duruyor ama mesela bunun altına bu bir elma değildir ya da bu bir pipo değildir deyince sen sanatın artık temsili olmasının Hı -hı. önüne geçiyorsun. Ee, bunu yapan ressamlara daha sonra geleceğim ama e, aynı şeyi çizip de bunu ben böyle görüyorum, benim dünya görüşüm bu diyen ressamlar oldu. Dolayısıyla kabul et ya da etme artık sanat representatif yani e, bu kitap burada böyle duruyor. Hı -hı. Ben bunun böyle resmini yapmayacağım. Ben bunu belki bir karalama olarak yapacağım. Ya da bir geometrik şekil olarak resm edeceğim. Ee, ya da bir duyguyu yansıtacağım. İlla da... ağayı çizmeyeceğim. İzleyen ya da o resme bakan... kendi resmini yaratacak. Oradaki... kondurduğum şekillerle, renklerle, gölgelerle... E, kendi... Tabii. kendi bakışını oraya empoze edecek. Dolayısıyla ne olacak? Her okuyucu ya da her izleyici aslında kendi sanatçısı olmuş olacak. Bütün bunlar sanat sanat içindir akımı ile birlikte de geliyor. Çünkü bir süre sonra sanatçı böyle bir patronun neredeyse sahibi olduğu ben paramı verdim benim salonlarımı süsle diyen bir mantaliteden uzak ya da kilise ben senin patronun oluyorum Sistine şapelindeki şu duvarları doldur bakayım Michelange mantalitesinden uzak sanatçı da bir birey olmaya başlıyor. Yani bütün bu hegemonyalardan kurtulunca ve sanatçı bir birey olduğu anda ben dünyayı böyle görüyorum, ister beğenin ister beğenmeyin demeye başlıyor. Ve böylelikle gerçekten sanatta da bir devrim oluyor, düşüncede de ve sanatın ele alışı, yani sanatın metalaştırılması da evrim geçirmiş oluyor. Çünkü bir süre sonra ...genellikle hep sanatçılar sürünen... ...La Bohème denilen hı hı. o... E, ...Bohemian Ama bir şekilde... Ama aslında buraya şey yapacaktım. ...aristokratlaştırmaktan birazcık... ...Küçük Burjuvalaştırma'ya doğru mu götürüyor acaba sanatı? Bence ikisi de değil. Yani çünkü şöyle... ...bir süre sonra Küçük Burjuva... Aa, ...ben de resim satın alabilirim... ...ya da ben de duvarlarımdan... Resim yapabilirimden kastediyorum. Hem ha. yapabilirim hem de alabilirim. Yani commodity olması. Yani onun bir satın alınabilir bir meta hı hı. olması da... ...ben de sanatçı olabilirim olmasına kadar... ...geniş bir spektrumda... ...sanat ayağa düşüyor tam anlamıyla hı hı. ve bu bunu kötü olarak kullanmıyorum. Herkes sanatçı olabilir. Herkes aslında illa o büyük herkesin girme zorlandığı akademilere girmek zorunda kalmadan da kendi ayaklarının üzerine durabilir. Ve sadece herkes sanatçı olabilir değil. Aynı zamanda sanatını halka gösterebilir. Çünkü genellikle o büyük galerilerde ya da o büyük salonlarda genellikle bir kısım gidebiliyordu. Herkes o... salonlara davet edilmeyebilirdi. Hı hı. Ama... E, sanatın bu galerilerle ilişkisi de modernizme birlikte değişiyor. Bir süre sonra... şehirle ki modernizmin çok şehirli bir... akım evet. olduğunu da e, hatırlatalım burada. Yani... E, romantikler... naturalizme işte doğayı neredeyse bir subliminal... mükemmel böyle tanrıya yaklaşma gibi görürken... E, modernistler... Baudelaire'in dediği gibi o Paris disiplinindeki sıkıntıyla, çamurla, kirle, zorlukla, zamansızlıkla dolu şehirlerde yaşamayı tercih ediyorlar. Hı hı. Ama o şehirler çok meyve veriyor ve bütün zorluğuna rağmen sonuç itibariyle sanatı insanların tabaklarının üstüne, ayaklarının dibine kadar getiriyor. Dolayısıyla hem izleyici ve tüketici açısından modernizm aslında çok daha kolay olmuş oluyor, ulaşılabilir olmuş oluyor. Hem de satın alabilmiş oluyor. Dolayısıyla insanlar bu beş paraya, üç paraya gidip de bir diyelim o zavallı Van Gogh'tan ekmek parasına ya da içki şişesi parasına bir tablo almış olabiliyorlar. Tabii ki o zaman değeri olmuyor ama sonralarda ne olduğunu görüyoruz zaten. Sovyet Sanatçılar hakkında ne düşünüyorsun? Ha i̇şte tam da onu söylüyordum. Kendimi böldüm. Şimdi mesela bana göre Kandinsky'yi mutlaka görüyorum. Çünkü o Bauhaus ekoline mensup. Ve Bauhaus ekolü de bence modernizmin en önemli ekollerinden bir tanesi. Çünkü... Ben birazcık sinema tarafını biliyorum. belki. Yani o yüzden sinema şey, tarafında da, e, resim tarafında da. Evet, Eisenstein zaten o mesela meşhur merdiven sahnesi vardır biliyorsun. Hı hı, bebek arabası. Evet. Puset'in e, oradan düşmesi. Einstein zaten bence modern sinemanın kurucularından bir Tabii. tanesi. Aynı zamanda Marno aynı şekilde. Hı hı. Dolayısıyla Alman ekspresyonistler ve Rus yönetmenler bir şekilde zamanın nasıl dilimlenebileceğini, nasıl çekilebileceğini, perspektifin nasıl olabileceğini bize göstermiş oldular. Aynı şekilde ressamlar da bunu yaptı. Şimdi devrim ile bağlam bağlantı kurmamın nedeni bana göre e, Sovyet poster sanatı ki inanılmazdır. Evet, inanılmaz. O işte hani Stalinlerin vesaire ya da işte devlet baba seni istiyor gel şunu yap bunu yap falan filan. Ya yani onlar da bana göre modernistler. Yani grafik zaten. tasarımla sinema herhalde çığır açtı bence Sovyet şeyle beraber ekolüyle beraber. Ve bu, yani bu arada onlar tamamen. E, Simgesel sanatın belli ki hani e, reklamla ve e, propaganda e, denilen o aygıtla birleşmesinin ürünü. Ama bir de e, sanatçılar var ki ki aralarında gerçekten çok iyi örnekleri var bize e, bir A objesinin tamamen bir noktalarla e, ya da çizgilerle ya da geometrik şekillerle e, tuvale yansıtabileceği ya da işte heykel olarak ve tamamen soyut sanata doğru nasıl gidildiğini göstermiş oldular. Dolayısıyla modernizm pek çok içimdeki içinde izmi tutuyor hı hı. E, ki e, say say bit, bitmez. E, i̇çinde fütürizm var ki bunların arasında İtalyan ve Rus ressamlar var. İçinde pointillism var. Van Gogh'da ve benzeri ressamlarda, Söha falan gibi ressamlarda gördüğümüz hani nokta nokta ya da böyle e, fırça darbeleriyle sanki bir mozaik yaratır gibi resim kurma ama bir taraftan uzaktan bakınca farklı, yakından bakınca farklı. Vortisizm var, imajizm var. Konstruktivizm. var. Ki bu bence konstrüksiyon çok önemli çünkü yeni alternatif bir Anlayış bir bakış konstrükte ediyorlar. Yani bir bina nasıl biz Lego yapar gibi parça parça evet. koyarak kelime kendinde zaten şeyini anlamını saklıyor. anlamını saklıyor. Yani kon konstrüktivizm mesela burada ben kendi notlarımda şey yazdım. Reprezante edilen yani ortaya koyulan simgelenen objeler bir şey bir şey temsil ediyorsa diyelim bir bir obje bir objeyi temsil ediyorsa o temsil etme durumu tamamen ortadan kalkıyor. Yani sen bir süre sonra e bu sanattır diyorsun. Diyelim bir ben bunu görmüştüm ve artık sinirlenmeye başladığım noktalara gelmişti. Amsterdam'da Modern Sanat Müzesi'nde bir cep telefonu koymuşlardı bir cam ekenin içine. Şimdi bir süre sonra hani bunun altına çok ilginç felsefeler, düşünceler, sanat açıklaması hani artist statement o da bir Aha. sanat okullarında okula okutulan bir şey bu hani sanatçı bakışı ya da sanatçı görüşü genellikle bu tür kutucukların yanında sergilenir ya da bir duvara evet. yapıştırılır ya bir süre sonra sanat tabii ki tamamen konsept yani bir düşünceye indirgeniyor. Dolayısıyla sen oraya bir Kaka ya da bir ölü hayvan ya da bir cep telefonu koyduğunda bunun arkasına düşüncelerini sıralayarak bu şunu temsil ediyor aslında ya da bunu temsil etmiyor. İnsanın doğayla kopuşu, insanın aslında organik bir materyal olmasından çıkışı, robotlaşması bilmem ne, bilmem ne diye bir kaka parçasını saatlerce açıklayabilirsin. Dolayısıyla modernizm aslında ilk o temsilin konstrükte olan bir bilgi ya da bir düşünce olmasından uzaklaşmaya sonu açıkladı. Şey falan birazcık arsızlık bence ya. Bu ne bileyim muz koyuyor falan işte onu yiyor, yiyor falan. Bu, bu bu birazcık şey. Ama mesela bu biraz daha postmodern sanatçılar yerleştirme sanatını çok iyi yapanlar. Bu özellikle bu yeni yeni Kine şimdi. Holtzlar falan evet. mesela. Evet. Beden sanatını çok iyi kullanan falan bence çok güzel modern sanatçılar var. Yine o kelimeye şey yapalım. Modernizm derken aslında bu modernden bahsetmiyorduk biz. Modern daha çağdaş anlamında da bir kullanım olduğu evet. için söyledim az önce. Ama modernistler Öyle bir tarafı işte da var bunu, bence. Bunu ben bunu ilk şey yapanlar, yapıyorum. bunun hani yolunu açanlar. Evet evet, evet tabii bunun ki. Tabii öncüleri. Ki. Daha sonra zaten postmodern. Ben çok sonraki şeylerden bahsettim. Zaten postmodernizme gelince onu uzun uzun anlatırız bence çünkü postmodernistler daha önce de konuştuğumuz üzere hani içinde de kelime anlamı olarak modernizm var çünkü onun, onun ötesinde bir noktaya girip. Aslında on, onun da bütün o bütüncül meta naratiflerini Lyotard'ın dediği gibi yerle bir etmiş oluyorlar. Ama oraya daha gelmedik. Modernist sanatta Ben aslında sana bir şey sormak istiyorum. Mesela Avrupa'da sanatın kitleselleşmesi diyoruz. Veya başka şekilde az önce senin de söylediğin gibi bireye indirgenebilmesi diyoruz. Aslında henüz Marksizmi işlemedik. Hı -hı. Ama birazcık Marksist bir eleştirisinde yapabilir miyiz buranın? Tabii Özellikle ki mesela Ziga bilir misin? Hı, -hı. Rus evet, evet, kine o. sinema mı kine glaz mı evet, evet, öyle bir doğru şey biliyorum. garip bir şey var baya onun güzel bir manifestosu var mesela orada baya modern şeyleri de isimleri de birazcık böyle görüyor biraz önce de sormuştum ya sana Marksizme. küçük burjuvalaşmaktan kastım hani o birey kitleselleşme o kitleselleşmenin içinde işçi sınıfı veya yoksullar falan ne kadar var ne kadar onlara hitap ediyor aslında aristokratlara öykünüyor mu bir noktada bu modernizm olarak Model, sanatın modernizm kısmı. Bunları sormak istiyorum aslında sana. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsun diye sormak istiyorum. Şöyle düşünüyorum. Şimdi şehirli e, ve bourgeois ya da işçi hepsi de aynı yerden nemalanıyorlar. Yani burada sanat aristokrat e, bir e, tutku hı hı. ya da bir yatırım e, ya da bir zevk olmaktan çıkıyor. Ee, Emile Zola'nın... Thérèse diye çok iyi bir romanı vardır. Şöyle bir sahne anlatır ki bence bu modernizmi çok iyi anlatıyor hem sanatla. İnsanlar... Thérèse Raquin'de... E, zamanın modası 1860-70-80'lerden bahsediyoruz. Paris yine... E, genellikle zaten... birkaç tane modernizm bana göre başkenti var. Hı hı. E, Paris, Viyana... E, ve Londra. Bu üçü benim için çok önemli. E, çünkü psikoloji, bilim, fizik, sanat ve felsefe bu üç yerde öyle ürünler veriyor ki bütün bu hem yaşayış biçimi, hem sanatın üretim biçimi, hem de insanların izleyici ve seyirci ve tüketici olma biçimini etkiliyor. Zaten birkaç tane isim sayacağım sonra ki bütün bunlar bana göre modernizmin belki de temel taşlarını oluşturmuşlar bütün sanat dallarında yani sadece resimde değil müzikte de, edebiyatta da, felsefede de. Thérèse Raquin'de Zola tamam. insanların gidip anatomi kürsülerine bilet alarak anatomi derslerini izlediğine bahseder. Bu bir hobi olmuş. Belki de hani devrimde ee, 1780'lerde 90'larda insanlar e, aristokratların kellelerinin uçuşunu izliyordu. Şimdi de e, ölmüş bir denizcinin ya da bir hayat kadınının ya da bir alelade vatandaşın organlarının açılıp teşhir edilmesine işte şu karaciğerin e, ne menen bir organ olduğunu bu işte Şişmiş bir organın neden şiştiğini, bu insan boğuldu mu, boğulmadı mı, zehirlendi mi, zehirlenmedi mi? Bunları sanki bir sirke gider gibi, sanki bir giyotin gösterisine gider gibi gösterir diyorum. Çünkü gösterileşmiş bir hı hı, evet. hal almış. Bunlara gittiğini anlatıyor. Niye bu örneği verdim? Çünkü insanlar artık bilimin neredeyse bir şova dönüştürdüğünü... ...ve en temel soruları yani insan anatomisinin bile aslında bir tiyatroya dönüştüğünü gösteriyor. Bir karnavaleske dönüşüyor. Velhasıl kelam e, halk aristokratlarla birlikte bunlara gidiyor. Ve halk bu sergilere de aynı şekilde e, gitmeye başlıyor. Çünkü Louvre gibi müzeler daha önce aslında saray olan yerler ya da ermitaş e, Petersburg'da halka açılıyor. Bunlar tabii ki o büyük devletlerin, o büyük imparatorlukların medarı, iftarı. O imparatorluklarının şanını, evet. işte nereden ne çaldıklarını, nereden ne getirdiklerini... ...gönderdikleri bilim insanlarıyla neler toplattıklarını ya da işte arkeologlarla... ...Napolyon mısırı Mısır aldığında sadece bir hani askerliğiyle gitmedi ki yüzlerce ressamıyla diplomatıyla işte dil bilimcisiyle falan gitti, her şeyi araştırdılar. Mumyaları getirdiler, onları getirdiler, bunları getirdiler, müzeler doldu ama bir süre sonra ne oldu? Bunlar kamulaştırıldı. Ve halk sadece bu sayede imparatorlukların ne kadar güçlü ve ne kadar zengin olduğunu görmedi. Aynı zamanda o eserlerle birlikte farklı bakış açılarını da öğrenmeye başladı. Dünyaya farklı da bakılıyormuş. Dünya farklı şekilde de reprezent ediliyormuş. Yani temsil ediliyormuş. Hı hı. Dolayısıyla bu ressamlar... Van Gogh gibi ressamlar... Hollanda'da... ya da Fransa'da... Gauguin gibi ressamlar... Gauguin gitti, Tahiti Adaları'na resim yapmaya başladı. İmparatorluğunun... o geniş, engin... adalarında, sularında, ana karalarında bir birey olmayı ve bu birey olarak da nereden nasıl alınacağını ve nasıl bakıl bakılacağını göstermiş oldular. Ve sen tekrar ekonomiye getirecek olursam insanlar sanatın ekonomiden ziyade daha sosyolojik ekonomiden altyapısını alan sosyoloji bir sosyolojik ekonomisi olarak o zaman söyleyeyim. Çünkü insanlar sanatın bir commodity olmasını yani bir alınıp satılabilen ulaşılabilen bir şey olabilmesini de gördüler. Çünkü daha önce sen bir küçük burjuva olarak, Van Eyck'ın yaptığı o şeyden bahsetmiştik, Arnolfini ailesinden. Sen kral değilsen bir, prens değilsen bile parayı bastırırsan sanatçıya aile portresi fotoğrafın olmadığı yerde hı hı. aile portresini çiziriyordun. Ama 1890'lara geldiğimizde fotoğraf makinesinin herkes tarafından kullanılabildiği ya da fotoğraf stüdyosuna gidip de ailenin fotoğrafını çektirmeye başlayınca önce ne oldu? Fotoğrafın ruhu ebedi bir şekilde e, baki kıldığı Orta, o düşüncesi ortaya çıktı. Dolayısıyla ölüler en güzel kıyafetlerini giydirilip, en güzel şapkalarını taktırılıp o, o dagoritip denilen bilmem kaç dakika evet. boyunca zaten ölü olduğu için çok zor değil herhalde. Böyle poz vermeye başladılar. Fotoğrafla birlikte herkesin sadece ruhu ölümsüzleşmedi. Herkes e, bir sanat eserine ya da bir ürüne sahip olabilir hale geldi. Dolayısıyla burada da çok sevdiğim Benjamin. Benjamin'den bahsedeceğim çünkü hepimizin belki de okuduğu e, sosyal bilimler okursan bu makaleyi evet. okursun e, bu the work sanat of art in the age of mechanical re reproduction yani e, e, mekanik e, reprodüksiyon çağında sanat eseri gibi bir makale yazmıştı bunu da ne için örnek olarak verdim çünkü daha önce her sanat eseri Diyelim bir ikon ya da bir heykel tekti ve üniti. Tek Reprodüksiyon yani ço çoğaltma denilen mevhum ortaya çıkınca sen diyelim dünyanın en güzel resmi... Benim sevdiğim ressamlardan Herkes bir tanesi... Herkes eline Karavaj... asabilir artık. Evet, bir Caravaggio'nun reproduksiyonunu alıp asa asabilirsin. O gerçek değildir, onu bilerek asarsın. Ama son itibariyle duvarında bir Caravaggio asıyorum, mu? Asılı mıdır? Asıldır. Dolayısıyla Benjamin sanatın değeri, sanatın komoditi yani bir alın satılında bilen bir şey olma e, meselesi e, ne sorgulamaya başladı bir felsefeci olarak ve yazar olarak. Hı hı. Bütün bunlar bize nereye getiriyor? Nerede bağlayacağım? Sanata bakış sadece değişmedi. Perspektif sadece değişmedi. Sanatın halka ulaşması ve halkın e, onu teknik alt yapısı teknik alt yapısı ve halkın onu alabilme gücü değişti. Dolayısıyla sanat aslında evlere indirgendi. Sadece müzelerde ya da kiliselerde sergilenen böyle bu insanların neredeyse tapındığı e, ve böyle huşu içinde baktığı ve belki de dini olarak insanlara okuma yazma olma, olmayan Orta Çağlarda hikayelerin anlatıldığı o e, dilin aktarıldığı eserler olmaktan çıkıp gündelik yaşamın objeleri sanatla birleştirildi. Dolayısıyla sen bir Magritte bakınca e, artık e, reprezentasyonu e, aşmış oldun. E, sen bir tuvalde bir elmanın e, ya da bir şapkanın e, aslında bir şapka olmadığını e, ya da bir piponun bir pipo olmadığını düşünmeye başladın. Her şey ya da bir pisuarı görünce diyelim, meşhur Marcel Duchamp. Dolayısıyla sen bir ressam ya da sanatçı olarak önemli bir sergide bir pisuar koyup altına sanat eseri değildir ya da sanattır vesaire diye sorgulamaya başlayınca ister istemez çağdaş sanatın günümüzde tartışılan konularının altyapısını bir modernist olarak kurmuş oluyorsun. Bunlar gerçekten temelleri e, ...çağdaş sanatın. Çünkü... ...ilk defa sanatçı neredeyse... ...Tanrı'nın hikayesini anlatan ya da Tanrı'nın mertebesinde gibi resim yapan... ...mükemmeliyeti yakalamaya çalışan bir... E, ...bir zanaatkar değil. E, belki de yaratılmış, üretilmiş bir tane tuvaleti alıp oraya koyarak... ...Marcel Duchamp'ın yaptığı gibi... ...bu sanattır diyen bir filozof ya da düşünür. Dolayısıyla bütün bunlar modernizm içinde olan... ve her türlü aslında sanat alışkanlığını yerle bir eden yaklaşımlar. Modernizmden bahsetmişken çağlar tabii ki psikoloji, bilim, fizik, zaman kavramı vesaire bunların hepsinin tartışılması lazım. Çünkü tüm bunlardaki değişimler sanatçıların dünyaya bakışını ve dolayısıyla tablolarını ve sanat eserlerini icra edişlerini de değiştirdi. Yani bir kere Nasıl, somut bir örnekten gidelim. Benim en sevdiğim ressamlardan bir tanesi Clay'dir. Ee, Paul Clay. Bunu Burada göstereyim. Ee, şuradan görüldüğü üzere. Ya şimdi daha önce ressam hep Aristotelian Ariston'un e, mimesis kelimesini Hı -hı. kullanmasından bahsetmiştim. Bir şeyin kopyalığı olarak öykülmek. Yani ne görüyorsan onu yapmak. Bunu açıklamıştım. Şimdi bu ressamlar belki de zamanın yeni bilimleriyle, yani mesela Freud'un bilinç altının keşfi diyelim artık ya da bunun stigmatize edip de böyle bir şey var diye yazmasıyla toplum ve insanın savaşıyla yani çünkü Civilization and Discontents Freud'un en önemli eserlerinden bir tanesidir. Bireyin ...toplumun içindeki yerinin sorgulamasına kadar. Daha derinlemeye inme. Yani ben mevhumunu sorgulama. Duygularını dışa vurma. Hislerini bir şekilde sanki tuvali bir müzik formuna ya da müzik sanatına öykünmesi. Yani çünkü şöyle artık... Bir tane bir mesela şu bir güneş değil mi? Güneş isim geliyor ama güneş de olmayabilir bu. Bu bir e, diyelim e, sürüngenin gözün de sim geliyor olabilir. E, bu bir orman ama şu kübist e, şekiller e, ya da şu ağaç Birazcık şu daha üçgen... daha sağ ol, koluna doğru tutarsan. Şu üçgen, ha. mesela bir çam ağacını değil. E, belki de bir binanın çatısına sim geliyor olabilirdi. Dolayısıyla artık o mimetik yaklaşımdan uzaklaşıp insanın iç buhranlarının, sorguladıkları meselelerin, şehir hayatındaki zorluklarının, şehrim dev bir mezarlık gibi eline alınıp aslında insanın yalnızlaşmasının, kalabalıklaşan şehirlerde ben neredeyim, ne yapıyorum suallerinin ortaya çıkmasının, bütün bunlar bu tuallerden okunabilir. Sen illa da bir sanat tarihçisi olmak zorunda değilsin. Ama resim sanatını okumaya doğru gittiğinde sanat tarihçilerinin bize çok güzel gösterdiği üzere o resmi dönemiyle ele almak lazım. Klee gibi adamlar 1910'lardan itibaren dünyaya farklı bir şekilde bakmayı başladılar. Ve bunu pat diye yapmadılar. Einstein sayesinde yaptılar. Freud sayesinde, Nietzsche sayesinde, Darwin sayesinde bütün bu insanlar çığır açtılar düşünce dünyasında, fizik dünyasında ve 1905'te mesela Einstein relativity'yi ortaya attığında bu insanlar resimlerini ya da tuallerini yaparken gerçeğin relative olabileceğine, yani göreceli. E, göreceli olabileceğine düşünmeye başladılar. O yüzden gerçeğe bakış değişince tabii ki resim sanatı da değişti ve bütün diğer sanatları da değişti. O yüzden de biz bugün Klee'nin bir turuncu balığına baktığımızda onun bir balık olmadığını biliyoruz. O bir balık çok bir realistik bir balık değil zaten. E, Reprezentasyonun reprezentasyonu. Yani e, temsilin, bir nevi... Temsilin. Simulacra. Yani, evet, ki, Baudrillard. Baudrillard. Postmodernizm'den bahsederken onlara gireceğiz zaten. Ama artık temsili değil, tamamen hani sahteliğini neredeyse böyle bağırarak söyleyen, ben sanatçının ruh haliyim diyebilen ya da ben sanatçının e, renk üzerine teorilerinin... E, mesela çünkü Afrika'ya gittikten sonra... Ee, renk skalası üzerinde pek çok Bauhaus ressamın hmm. yaptığı gibi bayağı deneyler yapmış. ha iki renk yan yana koyunca ne oluyor? Renk skalası üzerindeki işte deneyler vesaire. Yani bilimsel yaklaşıyorlar. Gelişi güzel koymuyorlar. Ama e, İlber Hoca'nın deyimiyle cahil bir göz bu tuallere bakınca aa bu da resim mi diyebilir. Neden? Çünkü o ressamın, çağının ne demeye çalıştığını ya da Neye belki haykırdığını, neye tepki duyduğunu, bir yıllar boyunca gelmiş olan resim geleneğinin neden yerli bir etmeye çalıştıklarını anlamayabilir. Buradaki bu soyut eser nedir, ne değil saçmasıdır demek çok kolay. Ama o eserlere baktığında arkasında bütün bu baştan beri bahsettiğimiz Felsefede, bilimde, sanayileşmede, şehir yaşamında yani sosyolojideki değişimler var. Ve bütün bu değişimler ister istemez sadece hayatı etkilemiyor. Ressamların nasıl dünyayı ele aldığı ve kendi realitesini, kendi gerçekliğini nasıl aslında kırdıklarını... Ee, ve nasıl yeniden bir sanat akımının doğduğunu bize müjdelemiş oluyor. Ve dolayısıyla bugün bile mesela sergilere gittiğimizde biz modern sanat belki diyoruz. Ama doğru değil. Modern sanat değil bunlar. Yani günümüz sanatı modern sanat evet. değil. Günümüz sanatı çağdaş sanat. Ve tabii ki onlar da bu modernistlere çok şey e, borçlu. İster istemez oradan alıp veriyorlar. Bazen onlara bir e, bir şekilde savaş açmış oluyorlar. Ama sonuçta bunlar üzerine biz hala modernizmle kavgalıyız diye düşünüyorum ben. Onunla kavgalarımız günümüz sanat eserlerini oluşturuyor. Bu modernistler kendinden önce gelen bilim insanları ve felsefecilerin düşünceleriyle ve açtıkları çığırla hem teknik anlamda bambaşka şeyler yazdılar. Yani daha önce roman sanatı denilen aslında bayağı yeni olan bir sanatın işte bir karakter ya da birkaç karakterin hayatının anlatıldığı ya da tarihi olayların anlatıldığı bir e, form olmaktan çıkıp mesela Virginia Woolf örneğinde olduğu gibi şu Miss Dalloway çok iyi bir örnektir. E, bilinç akışının resmen kağıda dökülmesidir bunlar. Dolayısıyla e, hem zaman kavramı, hem e, lineer naratif yani böyle çizgisel. A'dan B'ye giden çizgisel naratif. E, hem edebi eserlerin hem şiirde hem romanda formlarının tamamen değiştirilmesi. Yani fragmanta olması, kırılması. En sevdiğim örneklerden bir tanesi e, James Joyce'ın Ulysses'i. Ezra Pound'un şiirleri ve buraya getirmediğim... Uh, wasteland uh, yani T.S. Çorak Ülke ya da <laughs> işte uh, Çorak Ülke diye çevrildi herhalde Wasteland. Bunların hepsi... aslında böyle nasıl buraya gelindiğini anlamak lazım. Zira ben bir yerde yine bir makale yazdığımda 1922... modernist edebiyat için bir Annus Mirabilis yani mucizevi... Uh, yıl olarak adlandırmıştım çünkü... T.S. Eliot'un Wasteland'ı, Ulysses vesaire hep o yılda çıktı. Ee, yine işte çok sevdiğim Great Gatsby'nin yazarı Fitzgerald, hı hı. Beautiful and Damned galiba 1922'de yayınlanmıştı. Yani pek çok eser 22'de ne ikmesi yayınlandı. Şey de o sıralar galiba, 5-6 kitaplık Fransız bir adamın... Franco Alexandrine Quartet. Yok, ya yani bir şeyi ararken mi? Ha Proust. Proust, ha. Proust biraz daha erken, In Search biraz daha of Lost Time. O biraz daha erken ama hı hı. sonuçta ama şu. Ama o da böyle bir bu. Evet çünkü hepsi nereden kaynaklanıyor? Ee, onları etkileyen birkaç tane bence akım ve düşünce var. Ee, bunun için bu bütün bu yazarlar İngiliz ve Amerikan Edebiyatı ve Fransız Edebiyatı örneklerini verdim ama asıl bence bütün bunları sarsan Viyana yani hı hı. Alman ekolü. Çünkü Art Nouveau e, mu? Hayır. E, belki de şekilsel olarak e, kostüm olarak Art Nouveau ama e, Art Nouveau, Freud ve hmm. e, Mack. Çünkü Ernest Mack ki hani ışık hızının e, ondan kaynak o, o fizik üzerine yazdığı makalelerden kaynaklanarak ışık hızı o birimi ona a, atfedilir. Ama sadece fizik yazmaz, aynı zamanda felsefecidir de. O ve Freud'un hem insanın ...böyle hayvani güdüleri olduğu, uh, histerik olabildiği hı hı. ki genellikle bunu kadınlara söyler yani... ...hep uh, kadınları bir anlaşılmaz uh, siyah bir anakara, bir uh, toprak olarak okur. Uh, ama hepsinin ortak noktası insanın dünyaya öznel olarak bakması. Uh, Bergson'da unuttum. Bergson'da Fransız bir... Yani. Uh, aslında o da düşünür uh, ve... Onun mesela long durée, uzun zaman, kısa zaman, zaman kavramını problematik edişi. Yani şu anı yakalamaya çalışmak ya da geniş zaman, kısa zaman. Bunlar Proust'ta da senin verdiğin hı hı, güzel bir örnek. Proust'ta çok uh, kullanılan şeyler. Yani Proust'un mesela anının, zamanın kavranabilmesi. Bir mesela kurabiyenin sana geçmişi getirebilmesi ve geçmiş geldiği anda onun böyle bir nehir gibi akması. Tüm bunlar modernist yazar yazarlara kadar yoktu. Yani Charles Darwin, Bergson, Nietzsche, Freud, Ernest Mach, Bergson gibi adamların hem bilimde hem felsefede yazdıkları farklı yazı formlarını ve düşünce tarzlarını doğurdu. Dolayısıyla Miss Dalloway yazarken ya da Bayan Dalloway yazarken Virginia Woolf bir kadının bütün gün boyunca akşam bir parti mi verecek? İşte markete gitmesini, araba kullanmasını, parkta bir banka oturmasını ama her an beyindeki düşünceler akıyor. Dolayısıyla normalde hiç önemsiz olan ve hani edebi değer teşkil etmeyecek olan şeyler bir insanın e, bilinç akışının kağıda akıtılıyor olması düşünülemezdi modernistlere kadar. Ve dolayısıyla bu eserler bir taraftan çok şiirsel yani normal mesela Dickens kelime üzerine para kazanıyordu. Dolayısıyla uzattıkça uzatıyordu belki. Balzac deli gibi kahve içip sevişip kahve içip sevişip deli gibi yazı yazıyordu. Ama sonuç itibariyle ne oluyordu? Bunları yazıyor ve hem hayatını idame ettiriyor hem de bir ailenin bir kişinin Maceralarını aktarıyorlar ama burada öyle bir şey yok. Burada böyle süper kahraman gibi kişiler de yok. Her şey e, fragmenti olmuş. E, tıpkı Patçalamış dünya gibi evet e, dünya e, algılayışı gibi. Zaman zaten bence hem e, Einstein bu anlamda çok önemli bir şey yaptı 1905'te e, hem de ondan sonraki e, bu işte saydığım düşünürler e, bu büyük gerçek kabul edilen her şeyi putlarından indirdi. Her şeyi tahtlarından indirdi daha doğrusu. Çünkü ne oldu? Darwin Origin of Species yazınca birdenbire Genesis'i sorgulamaya başladı. Evet. Kutsal kitapları sorgulamaya başladı. Büyük Çünkü varoluş mitleri. Bütün o varoluş miti çökertilmiş oldu. Hala inanmayanlar var belki. İnansın, i̇nanmasın, inanması önemli değil. Ama sonuçta bu modernist sanatçıların hepsini etkiledi. Nietzsche, Tanrı öldü diyerek aslında sadece laisizmin kapısını açmıyordu. Aynı zamanda yani yüzyıllar boyunca her şeyin atfedildiği bir güç kaynağını sorgulayıp Tanrı'yı içimize çekiyordu. İlla da bu ateist manifesto olarak okumak gerekmiyor Nietzsche'yi. Genealogy of Morals en önemli eserlerinden bir tanesi. Orada mesela etik kavramının ahlak kavramını sorgular ama bunu mitolojik hı hı. işte çok tanrılı pagan dinlerden tutup kendi gününe kadar getirir ki bütün bu insanların kahramanlarına bakınca Dostoyevski'nin kahramanlarını anlayabilmek için o nihilist filozofların ya da işte Kierkegaard gibi adamların felsefelerini hatmetmek lazım. Raskalnikov onlar olmadan olmazdı. Evet. Keza Ezra Pound. Şimdi Ezra Pound Amerikalı bir şair. Hilda Doolittle ile birlikte Amerika'da doğmuş ama Avrupa'ya geliyor ve Ezra Pound olmasa belki James Joyce ya da T.S. Eliot da olmayacak. İkisini çok etkiliyor. Çünkü birdenbire mesela imajist poetry diye bir Japonlara çok öykünen bir şiir tarzı geliştiriyor. Ve bu tarzda zaten 20. yüzyılı imajın yüzyılı olarak adlandırır T.S. Eliot. Her şey böyle anlık... haikularda nasıl... böyle... kısa, öz... az kelimeyle... bir olguyu ya da bir şeyi tarif edilirse... Haykuda bir Japon... Bir şiir tarzı, sana... evet çok belli... çok çok az sayıda kelimeyle... Bir, bir şiir yazma, minimalist. Japonların pek çok şeyinde olduğu gibi. Şimdi Ezra Pound... Tıpkı kendinden önceki Van Gogh gibi doğunun belli formlarını alıyor ya da yaklaşımlarını. Ve 20. yüzyılda Avrupa'ya taşınıyor. Zaten faşistlere tutmuş sonrasında İtalya'da hayatını geçirmiş. O politik boyuta hiç girmeyelim çıkamayız evet, çok bu, korkunç. bu ekibin öyle bir şeyi Bazılarının var. Bazılarının böyle faşistlere bir hürmet etme, saygı duyma da saçması var. Öyle. Maalesef de öyle. Ama bunların hepsinin ortak noktası Ezra Pound... Şiiri böyle referanslar vererek, bin yere gönderme yaparak, tıpkı e, hocası olduğu ya da ilham babası olduğu e, T.S. yaptığı gibi Wasteland'de ve diğer şiirlerinde, kantolarında yapıyor. E, mesela şiirlerini daha önceki e, referanslarını anlamadan okumak mümkün değil. Bazı şiirlerinin altında böyle onlarca, ...şey var, e, dipnot var Elliot'ın ve Pound'un. Ya da dipnot koymasa bile bazı e, yazarlar ya da işte yayın evleri... E, ...o kadar çok referans var ki... ...şimdi daha önce yazılanları alıyorlar... ...postmodernistlerin daha sonra çok daha böyle yüzsüz ve aleni bir şekilde yapacağı şeyi... ...modernistler yapıyor zaten. Ne? Pastiş denilen şey yapıyorlar. Daha önceden alınanı alıp bir şey ekleyerek ya da bir şey çıkararak kendi şiirine dönüştürüyor. Tüm bu tarzlar çok yeni ve burada da işte tam da bu manifestolara geleceğim. Özellikle resim için ama sanatta da var. Sürrealistler olsun, André Breton ve arkadaşları, Marinetto olsun. Fütürizmin işte manifestosunu yazan. Burada mesela sadece bu kitap manifestolardan mürekkep. Ve işte dekonstrüksiyondan tut başka neler var burada Dada'ya kadar modernizm başlığı altına giren modernist sanatta ve edebiyatta insanların eskiye karşı bir alerjisi olduğunu görüyoruz. Ve eskiden tapınılan, hürmet edilen, saygı duyan bütün enstitüleri bu müzeler olsun işte büyük böyle devletin onurlandırdığı, ödüllendirdiği yazarlar olsun, ekoller olsun, akademiler olsun, üniversiteler olsun hepsine karşı bir nefret ve yıkım duygusu var ve bunu da dışa vuruyorlar. Tabii ki bunu yaparken kendi yeni ideallerini ortaya koyuyorlar. Manifestolarıyla, yazdıkları ya da çizdikleri eserlerle, yaptıkları müziklerle ve bütün bunlar ortaya ne çıkartıyor? Kimileri 1880-1930 diyor, kimileri Virginia Woolf gibi 1910-1939 diyor. Greenberg ve benzeri kuramcılar bunu 19 işte birinci dünya ikinci dünya savaşı'nınla birlikte bitti diyor. Ama tarihi nereye koyarsan koy sonuçta Aşağı yukarı 1900'lerin başından 1930'lara kadar süre gelen 30 yıllık süreçte ne edebiyat, ne sanat, ne müzik, ne mimari hiçbirisi eskisi gibi olmuyor. Çünkü bu bahsettiğim felsefeciler, fizikçiler, kuramcıların düşünceleriyle ve buluşlarıyla, icatlarıyla bu insanlar sadece farklı yaşamıyorlar artık gerçeklik kavramını sorgulamaya başlıyorlar. Gerçekliği sorgulamaya başlayınca da ister istemez böyle güvenilmez, elle tutulamaz, işte mimetik olmayan eserler ortaya çıkıyor. Bir de üstüne tam bu modernizm denilen çağın tam merkezine Birinci Dünya Savaşı'na yerleştirirsek o Birinci Dünya Savaşı yani insanlık tarihinin gördüğü en kanlı, en vahşi, en çok ölümlü olduğu savaş o ana Laptam, kadarki. Eee <laughs> yani daha önce çünkü bu kadar teknolojik anlamda e, bir yıkım olmamış ve bu bir de felaket teknolojiyle savaşa. Ee, ve Milyonlarcası gidiyor ve geri geliyor siperlerde yaşadıktan evet, sonra. O yani çamurlar içinde hastalıklarla yani benim bugün getirmediğim egonşi ile mesela o da İspanyol gribinden e, vefat hmm. ediyor 1920 1920'de 20'de yanılmıyorsam. Birinci Dünya Savaşı hem şairleri hem ressamları... ...tüm yaratıcı insanların ürettikleri eserleri çok derinden etkiledi. Evet. Dolayısıyla T.S. Eliot 1922'de Wasteland'ı yani Çorak ülkeyi da ...bütün dünya şimdiye kadar gördüğü en vahşi, en kanlı siper savaşlarını, toplu ölümleri e, ve... Ee, teknolojinin ve e, İspanyol gribi pandemisinin getirdiği e, medeniyetin o ana kadar hani zirve yapmış bilimde, teknolojide zirve yapmış medeniyetin çöküşünü gördü. O yüzden çorak ülkeyi yazdı. E, ee, André Gide'in Mizan Abim diye bir e, şey var, tekniği var. Yani e, mesela bazı tablolarda düşün, Aynı aynaya bakıyor. Dolayısıyla sonsuzca <laughs> devam ediyor gibi. Dolayısıyla roman içinde roman içinde <laughs> roman. Ki Joyce'un mesela... E, Ulysses'i bir günün içinde geçen... Leopold Bloom kardeşimizin... Çıkıp da şu kalınlığı gösteriyorum. Bir gününü anlatır. E, Dili de zor diye hatırlıyorum. Ya kendi kelimelerini icat etmiş vaziyette. Hatta derler ki ve 30 sayfa okuyup geçebildiysen... E, ne ala. ama ben bunu böyle baya not alman falan not ala ala okumuştum çünkü e, hakikaten İngiliz edebiyatının e, İrlandalı kızmasın canım tamam, Joysum e, ama işte Anglo Amerikan edebiyatın e, hı hı. belki de İncillerinden bir tanesi kabul edilir Selin hakkında ne düşünüyorsun Louis Ferdinand Selin ya de faşizmli bir tarafa bırakırsak bu adamlarda hep öyle bir Savaş Savaş karşıtı roman yazan birisinin faşist çıkması kadar da herhalde. evet. Ironik o da bir şey inanılmaz bir zaman. dil kullanıyor. Evet. Yani Fransız... Ben çok seviyorum onun dilini. Çok acayip Herhalde bir dil. bana bir Fransız bir arkadaşım sokak ağzıyla yazılan ilk kitap olduğundan bahsetmişti. Louis Ferdinand Selin. Selin. Yüzyıllık neydi ya? Yüz, yüzyıllı bir şeydi sanki. Ha, yani şeyle hmm. karıştırdım pardon. Marquez. Marquez'le karıştırdım evet. Ama yine onda da bir yüzyıl müzyıl falan gibi bir şey var. Yani. Ya çok dönemin çok iyi yazarları var. Ben mesela biz şimdi modernizm diyoruz ama... İspanyollar modernizmo diyorlar. Ee, hı hı. Ve Güney Amerika'da da çok acayip şeyler oluyor. Doğru. Yani mesela... Borges benim dünyada en sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Ee, Borges gibi adamlar çıkıyorlar. Öyle bir hikaye yazıyorlar ki şiir de yazıyor tabii Borges ama... özellikle ben hikayelerinden bahsetmek istiyorum modernizm açısından. Hı hı. Artık böyle bir... realite toposu ortadan kalkmış verdiği referanslar mesela bir ansiklopediden bahsediyor ya da bir kitaba gönderme yapıyor. Tüm bu yazarların yaptığı gibi referans üzerine referans üzerine referans ama elle tutulur. Hepsi de aslında yaratılmış ya da uydurulmuş referanslar. Dolayısıyla daha önce sen tanrı babaya tutunuyorsan ya da bir meleğe tutunuyorsan ya da bir kutsal bir şeye tutunuyorsam artık tutunacağım bir şey kalmıyor. Birinci Dünya Savaşı ile birlikte tüm o e, elle tutulur e, güven veren e, putlar indiriliyor. Onun akabinde tamamen paramparça olmuş e, ayna içinde ayna içinde ayna olan ...Jid'in ilk bulduğu teknik e, eserler karşımıza çıkıyor ve burada mesela Eskiden şiir yazılan bir şey değildi. Homeros'u düşün. Hı hı. Kulaktan kulağa anlatıla anlatıla dolayısıyla ritim duygusu çok önemliydi. Tekerrür çok önemliydi. Hatırlamanın kolaylaştırılması için artı yani performe ediliyordu. Bardlar İngiltere'de, Shakespeare'de bard diyorlar ya, bunları ya tiyatro sahnesinde... Ben oyundan biliyorum da bard nasıl bir şey, <laughs> anlatabilir misin? Oyunlarda da oluyor ya bardlar. Bard, şair yani ama şöyle, şarkı söyler gibi... Ya büyücü oluyor falan böyle. Hayır hayır, şeyde oyunlarda böyle büyücü gibi oluyorlar ya galiba. O yüzden galiba. Hayır, bard dediğin, evet Ozan, sonuçta bazen bir mandoliniyle ya da bir enstrümanıyla çıkıp şiiri neredeyse şarkı gibi okuyabilen ya da bir performansa dönüştüren insanlar. Bu büyük ozanlar... tabii ki... E, stanza şeklinde... ya da işte... iambic pentameter kullanarak belli ritimlerle... yazıyorlardı ve dolayısıyla... her şey çok büyük bir gelenekten geliyordu. Şiir yazma geleneği... kaç tane dize yazılacak? Mesela diyelim... E, Shakespeare'in sonelerine bak. 14 tane dize vardır. Son iki kaplıt e, bambaşkadır ve neredeyse onu betim, bütün söylenen şiir boyunca söylenen şeyi betimler ama kafiye vardır. Nasıl Osmanlı'da ya da işte Türkiye'de Türk edebiyatında failatun 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 varsa bunlarda da tatam 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 diye giden bir şey var. Modernizme geliyoruz. Bütün bunlar çöpe atılıyor. Kafiyeler çöpe atılıyor. Özellikle arada tabii ki şiirin içinde bir müzikalite olabilir ama bariz bir uyum, nizam ve intizam yok. Tam her şey o yüzden fragman olmuş ve kırılmış diyorum. Birden birdenbire bambaşka bir şaire gönderme yapılıyor da başka bir kitaba gönderme yapılıyor. Bizde mesela Nazım Hikmet belki de en önemli modernist şairimiz diyebiliriz. Çünkü o da bu yazarlar İngilizce ile ya da Fransızca ile bunu yapıyorlarsa... ...Nazım Hikmet de Türkçe ile yapıyor bunu. Bazı şa şairler düz yazı gibi şiir yazıyorlar. Bazı romancılar şiir gibi... ...roman yazıyorlar. O yüzden de formlar birbirine karışıyor. Şimdiye kadar kabul edilen bu iş şiirdir, bu kötü kitaptır, bilmem ne denilen her şey yerli bir oluyor. O yüzden tabii ki çok tepki alıyorlar. Bazı kitaplar yasaklanıyor. Ee, sadece politik değil, form olarak da bu da şiir mi diyenler oluyor. Çünkü düşünsene yüzyıllarca oluşmuş gelenekler var. Sen şiiri başka türlü yazmaya başlayınca ister istemez birileri gelip de... akademisyen bir profesör bu, bu şiir sayılmaz diyor. Burada hiçbir uyum yok. Hı -hı. Sen bu işte alliteration'ı ne yaptın? Sen buradaki mesela ritmik paterni nasıl yok ettin? Ve, ve fakat sonuç itibariyle 1910'lardan itibaren hem e, düz yazıda hem şiirde gerçekten bambaşka eserler veriliyor. Benim mesela e, tezimi yazdığım üzerine Wallace Stevens var. Bu da Amerikalı bir şairdir. Ya yani öyle inanılmaz şeyler yapıyor ki birdenbire ya çok da felsefi aslında bazı şiirleri. Bana göre Melih Cevdet Anday'la benzeşiyor o hı hı. felsefi bölümleri. Ama mesela diyelim örnek. Sea surface full of clouds. Ne neyi aynalıyor? Ne neyi temsil ediyor? Ne neyin gölgesi? Bütün bunlar birbirine karışmış vaziyette. O yüzden de bir taraftan çok zengin bir şiir. Biz hatırlıyorum 3-4 dizelik bir şiir için 2 saat 3 saat derste tartışıyorduk çünkü bir kelimenin neyi temsil ettiği ya da bir sanat tarihinde bir elmanın aslında elma olmadığını idrak edebilmek çok zor bir şey. Sanatçı burada ne demek istemiş? Artık fıkraya döndü ama bu dönemde bunlar gerçekten sorgulanıyordu. Çünkü ilk kez yapılıyordu. Evet. O yüzden de ben hala aynı şeyi sürekli söylüyorum ama bana göre modernizm özellikle edebiyatta çok heyecan verici bir dönem. Çünkü yüzyılların geleneklerini yok yerli bir etmişler. Yani üstünden neredeyse böyle bir şeyle geçmişler, tankla geçmişler. Tabii ki bir şey yıkılırken başka bir şey inşa ediliyor. Onların inşa ettikleri şeyler postmodernistlere ve günümüz edebiyatçılarına ilham vermiş. Ve belli formları doğurmuş. Ama... Ve siyasette de faşizm. Yani siyaseti daha önce konuştuk o yüzden oraya çok gelmiyorum ama bu yazarların Selin olsun Ezra Pound olsun hepsinin işte birisi Mussolini'ye e, ya da işte Hitler'e e, bir şapka çıkarma durumu var. Bu, bu çok korkunç çünkü e, sen bir geleneği ve dünyaya bir bakışı yok ederken alternatif olarak cesur yeni dünya böyle olmalı diyorsun. Bunların bazıları da çıkıyor. Tabii bunların karşısında olan da çok var. Hemingway gibi, Fitzgerald hı hı, gibi, yani e, Gertrude Stein gibi, yani çok örneği var. Ama e, hani Faşistler... E, ya da totaliter e, rejimler neden bu modernist dönemde popüler oluyor? Çünkü sen tanrılarını yıkıp yerine kendini koyuyorsun. Diyorsun ki böyle yaşanmalı. Hı hı. Bu toplumda mesela faşistlerin yaptığı ne? toplumu arındırmak, kendinden olmayandan, kendi dini, kendi ırkı, kendi dilini kullanmayanlardan, eşcinsel olanlardan, yahudi olanlardan bilmem ne yani niye bunu yapıyor? Çünkü o balkon üstüne yerleştirdiği ya da o heykel olarak koyduğu idea, platonik ideal gibi neredeyse olan şey. İşte mesela Nazlı için beyaz, batılı, Alman, Cermen, Aryan, işte klasik müzik dinleyen, klasik greco roman sanatları Neydi tekrar şeyi? icat eden. Wagner. Wagner. Yani eski işte evet Germanik mitleri alıp onları operaya dönüştüren ya da Nietzsche, zavallı Nietzsche'm onun işte yazdıklarını alıp e, ...istediklerine cımbızlayıp onu kendi Über felsefelerine Man, e, inşa etmek için kullanan, daha doğrusu e, legitime etmek için kullanan insanlar. E, ama işte biliyoruz ki modernistler bir e, lejitime edilen gücü yok edince diğer yerine ne koyuyorlar? Kimileri e, çok karanlık bir vizyona sahip çünkü sadece Dünya Savaşı görmemişler aslında bildikleri medeniyet anlayışının, batı medeniyetinin yok oluşunu tanıklık etmişler. O yüzden de kimileri için çok uç noktada oldukları düşünülebilir. Bütün bunlarla birlikte daha önce kadın tarihi yaptığımızda biraz konuşmuştuk ama 1920'lerde kadın hareketleri vesaire devrimler de ister istemez çok etkiliyor modernistleri. Dolayısıyla pek çok şeyin yıkılıp yeniden inşa edildiğini görüyoruz. Evet çok heyecan verici ama hep çok da yıkıcı. Ben bugün edebiyat eserlerinden bahsederken o yıkıcılık kısmından çok yenilik tarafının altını çizmeye gayret ettim. Çünkü ya yani bu ana kadar düşün edebiyat tarihi 9. yüzyılda romandan bahsedersek Japonya'da başladıysa ve ilk şiir Enne Duana denilen e, buralı Mezopotamyalı bir kadın tarafından yazıldıysa 2000 yıl boyunca en az e, belli formları kullanarak e, belli gerçekçi tarzlarda yazarak bir nevi e, şairlerin peygamber olarak neredeyse mertebesine <laughs> yükseltildiği e, ve saygı duyulduğu. E, İnsanları evet eğlendirmek için Shakespeare çok eğlencelidir, ama bir taraftan da dünya görüşünü e, evet, beyan hamlet. etmek için e, kullanılan formlardı. Artık öyle bir şey yok. Artık bu yazarların çoğunun derdi zaten çok satmak vesaire de değil, çok insana ulaşmak da eğlendirmek değil. Eğlendirmek vesaire de, de değil. Eğlendirmek de değil. Bir haykırış. Edward Münkin o çığlığı var ya. Hı hı. Ya o da modernist bir eserdir mümkün çığlığı gibi bu eserler. Wasteland yazarken T.S. Eliot siperlerin çamurunu yazıyordu. İnsanların umutsuzluğunu yazıyordu ve artık hiçbir şeyin aynı olmayacağını yazıyordu. O yüzden de zaten Adorno çıkıp da Auschwitz'ten sonra şiir yazılamaz. Evet. Barbariktir dedi. Yani barbarca çünkü bu vahşeti, bu kötülüğü, bu kötülüğün sıradanlaşmasını böyle ee, şiirsel bir metne indirgemek sanki düşünülemez gibi geliyor. Tıpkı biz deprem yaşadıktan sonra sanki hani bir, e, bir bir şiir okumanın bile acı verici olduğunu hissettiğimiz gibi. Bu insanlar çok zor zamanlarda yaşadılar ve çok e, insan ruhu derin darbeler. Yaşadı. Aslında Ama... tam iyi bir dönemde yaşıyorlarmış gibiyken bir anda birinci Dünya Savaşı geldi. Çünkü aslında o tam öncesi dönemde Belepop. altın ça yani ee, savaşların olmadı tabi Avrupa'da savaşların olmadı Afrika harıl harıl da e, tam öyle bir döneme denk geliyorlar. Ben sadece şöyle bir istersen kapatayım bu edebiyat bölümünü. Bu bu insanlar paramparça olmuş olabilirlerdi ve savaş onları çok etkilemiş olabilirdi. Ama bir taraftan da hiç olmadıkları kadar özgürdüler. Evet pek çoğu parasız sanatçı olarak Paris'in... ...işte çatı aralarında... ...işte zatüre ola ola bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ve çoğu da hiç ismi duyulmadan ölüyordu ama... ...bize kalanlar ve yaşamaya devam edenler... ...bizlere... ...şimdiye kadar hiç görülmemiş... ...bir... ...dünya bıraktılar. Hı hı. O eserleri okuyunca o dünyayı biraz tadıyoruz. Tabii ki tam olarak anlayamayız. Ama onların bu yıkımın ardında inşa etmek istedikleri şey daha önce insanın hiç cesaret edemediği bir şey. Yani o iç sesi dışarı evet. çıkarmak. Normalde kimsenin kulak vermeyeceği o fısıltıyı çığlığa dönüştürmek. Çünkü o fısıltı normalde insanlar utanırdı. Mesela D.H. Lawrence seksi ilk yazanlardan skandal olmuştu. Women in Love vesaire. Yani normalde bir insanın cinselliği böyle yazabilmesi bile düşünülmez. Aa Tamam Victoria Çağ'ında pornografi vardı. Yoktu değil. Daha ama, bir öncesinde vardı diye hatırlıyorum. Her yerde vardı. Çin'de vardı, Japonya'da vardı. Her yerde vardı ama bir eserin normal bir romanın içinde bir sevişme sahnesini koymak düşünülemezdi. Öyle evet. bir şey yoktu. Yani her şey çok metaforik ve sembolik olarak anlatılıyordu. Dolayısıyla o bizim korktuğumuz, bastırdığımız her şey dışa fışkırdı. O yüzden Freud ne kadar önemli evet. olduğunu görüyoruz. Yani o bilinç altının dışa vurumu ve bunu dışa vurmaktan korkmamak bir devrimdi bana göre. Ve bütün bu eserlerde o var, romanlarda var, şiirlerde var, o dönemin filmlerinde var. Bunu eli düşün. Yani. Lübünel. Evet, Louis o mesela Le Chien Andalou'yu çektiğinde Aynen, tamam ki işte Dali vesaire bunlar <laughs> hepsi birlikte. Çok yakın arkadaş. Dali ile beraber çekiyor hatta Le Chien Andalou'yu. Evet, birlikte çekiyorlar. Sonra Dali tabii ki Mussolini'ye pardon şeye... Mussolini'ye? Hayır, Mussolini <laughs> değil. Franco İsp mu? Franco'ya. Ben de Mussolini diye biliyorum. Yok, okay. Franco'ya tapmaya başlayınca ve gidip arkadaşlarını ispiyonlayınca ev arkadaşlarını istiyor. O kadar olmuş. ben detay bilmiyorum. Evet. Yani Ama bunlar aslında öte... Meksika'da değiller mi? Bunlar aslında Latin Amerika'dalar. Amerika'da. Bunuel, yani. Bunuel en azından. Aa, Bunuel çok geziyor. Aa, New okay. York'ta da yaşıyor mesela. Ee, ama bu dönemde Fransa'dalar ve Hı -hı. arkadaşlarıyla birlikte yani Suriyelist akımın e, işte e, corpse exquisite, mükemmel e, ceset falan gibi oyunlar oynayarak resim yapıyorlar, e, işte heykel yapıyorlar, böyle şey kolaj yaparak Max Ernst o dönemde çok acayip hayvan başlı heykeller yapıyor. ya yani, Tüm bu akımlarda klasik realizm tarihin çöplüğüne atılırken onun yerine koyulan şey hayvani, korkusuz, e, primitif, e, yani o yüzden pek çoğu Afrika'ya ve maskelere, Picasso'nun hmm. mesela bir dönemi var. Picasso zaten... şey yapılamaz şey bile, hiçbir Hiç kutuya... her şeyi denemiş. Hatta çizgi roman bile... çok hayal ediyormuş. Onu bile denemiş, yapmak istemiş. Porselenden tut, işte heykele. Resimden tut... evde kullanılan objelere kadar. Bütün bunlar... bize... çok yönlü... çok zengin... tepkili ilk sesinden korkmayan ve geçmişle sürekli didişen, sürekli savaşan, geçmişi yıkıp da yepyeni bir gelecek inşa eden adamların ve kadınların eserleri olarak kalmış oluyor. Hı hı. O yüzden de postmodernistler için çok önemliler. Çünkü postmodernizmi, postmodernizm yapan pek çok şeyi modernistler yapmış. Ama postmodernistler, Lyotard özellikle hı hı. bunu artık bir teoriye dönüştürüp, şunlar 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 modernist, şunlar şunlar postmodernist diye artık böyle şey yapıyor, pinpoint ediyor, iğneliyor. Evet. Zaten tam senin dediğin yerden ben biraz zorlanıyorum. Tam o çizgi böyle çünkü Lyotard'ın o hani bahsettiği o meta büyük anlatı falan gibi bir yerden baktığın zaman. Aslında bu bahsettiğimiz isimlerin çoğu oraya hizmet etmiyor. Hiçbir Hiç, bir Hiç Yani bir metanaratif neredeyse yok gibi. Siyasette var. İşte Marksizm büyük tarih anlatısı, insanlığın belli bir tarihte ilerlediği... Bence lerlediği... siyasete zaten bence bu top atmak. Çünkü e, faşizmin... De tarihe büyük ihtimalle. totaliter rejimleri şeyler. görmüş bir insan olarak. Lyotard postmodernizm nedir derken meta narrative yani bu büyük anlatımlı e, izimleri... yerle bir etme Hı -hı. çabasıdır diye tarif ediyor. Çünkü... onlara alerjisi var. O metaların... aslında içinin... kof olduğu... E, ve ne kadar tehlikeli ve ne kadar evet, kötü yerlere... E, gittiğini anla, anlamış oldular 21. bir 21. yüzyılda. Ediyorum. Evet çünkü sen... bir putu kırıyorsan yerine koyduğun put başkalarını yok ediyorsa o zaman o putun hiçbir değeri yok. yok diğerini kırdın. <laughs> Bizi bu kadar zahmete soktuğunda devrimde bir ton arkadaşımızı kaybettik deyip uzatmadan daha eğlenceli konularla devam edelim. İstersen müzik ve dans. Ya şimdi nasıl edebiyatta ve sanatta geçmiş yüzyıl, yüzyıllardan farklı olarak e, zaman algılayışı ve o büyük realistik eserlerin aslında yok edilişinden bahsetmiştik. Bunu resimde yapabilirsin, realistik resim yapmayarak bunu yapabilirsin. Bunu edebiyatta nasıl yapabilirsin? Geleneksel edebiyat türlerine yok ederek bunu yapabilirsin. Hı hı. Ama müzikte nasıl yaparsın? Müzikte şöyle yaparsın. Mesela 12 tonlu, yani do, re, mi, fa, sol, si, do... ...diye giden bir nota şeyi var. Bunun majörü var, minörü var. Ve işte... ...baroktan başlatalım diyelim. Batı müziğinin... ...büyük babası olarak Bach'tan başlatırsak. Bahlar Bach'ta, Vivaldi'ler... ...onlardan sonra... işte ...Mozartlar, klasik dönem. Ve... ...Mozart'ın sonra görüp de... ...aa bu çocukta bir şey var, bu bir şey olur... ...dediği Beethoven'ler, yani romantik dönem. Bunlar işte... ...barok, klasik, romantik olarak... 300 yıla böyle büyük bir şey olarak ne derim, damgasını vurmuş müzisyenler olarak, kompozitörler olarak birdenbire 20. yüzyıla geliyoruz ve ne oluyor? O klasik bildiğimiz, duyduğumuzda Aa, evet kulak oraya gidiyor dediğimiz şeylerin orada da kırıldığını görüyoruz. Çünkü mesela Stravinsky çıkıyor, Sac de Printemps diye bir balenin müziğini yazıyor. Ben bir filmde bu sahnenin çekildiğini görmüştüm, filmi izlerken bile böyle tüylerim diken diken oldu. Seyirciler cıyaklayarak salondan çıkıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Sanki cinnet geçiriyorlar. Çünkü sahnede... E, ...yerli Amerikalılar gibi ya da böyle hani... E, ...primitif toplumlardan, kabilelerdeki... ...bir bahar ayinini sergiliyorlar. Dansta da, müzikte de aynı şey oluyor. Ne oluyor? Birileri sahnede o klasik böyle tütülerini giymiş, çaykovski'nin balelerinde... hoplayıp zıplayan güzel... melaikemsi... periler gibi... E, balerinler yok. Böyle... sanki hiroglif gibi hareket eden... E, çok böyle sanki ayinde birbirini öldürecekmiş gibi... E, ellerini kollarını sallayan tipler var. Hem görsel olarak hem... işitsel olarak... Rahatsız insanlar için edeceğim. çok rahatsız edici. Sonra... Webern, Schönberg gibi adamlar öyle besteler yapıyorlar ki Stravinsky ile birlikte ya atonal sistem geliyor. Şimdi o ana kadar bildiğimiz bir gayet güzel tonal sistemde dediğim gibi notaların belli ahengi ile birlikte lirik, güzel, şiirde olduğu gibi eserler yapılıyordu. Sen romantik dönemin bir tane senfonisini dinlersen mesela Beethoven'da de tabii ki çok şiddet var, tutku var vesaire ama dinlerken bir lirik akıcılık duyarsın. Burada ne oluyor? Birden bir mesela don 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 gibi mesela Stravinsky'de şeyler dinliyorsun. Bozuyor şeyi. Ya sokağın sesini duyuyorsun. Caz giriyor. Yani normalde bu mesela eserlerde, sembo, sembolist eserlerde işte nehrin akışı, ...Vltava nehrinin diyelim, akışının seslerini duyuyorsun. Tabii ki onlar da ...erken modernistlerin içine dahil edilebilir, o da bir yeniliktir ama... ...dediğim gibi atonal sisteme girdiğinde... ...birdenbire... ...yani... geleneksel olarak duyduğum müzik olmuyor. Tamamen bireysel... ...deneysel... ...insan kulağının duymadığı seslere tanıklık ediyorlar. Ve... Belki de kaosun sesini yakalamaya çalışıyorlar, savaşın sesini yakalıyorlar. Hı hı. Ee, o böyle eğlence için olmuyor, bir ünlem gibi çıkıyor o müzikler ya da bir e, kendi manifestosu olarak ortaya çıkıyor. E, Keza bu mesela müzik için bunu söyledim, aynı şekilde bale de. Mesela d'un Dünfon, bir hmm, ...fon, e, geyik gibi bir e, hayvandır. Nijinsky'nin... E, ...balet olarak ortaya çıktığı... E, bir... Hep de Doğu Avrupalı. Evet o da... E, ...Polonya kökenliydi galiba Nijinsky ama hayatını Paris'te geçirmiş. Balerus... ...diye bir topluluk var. E, Diagelev diye de bunların bir... E, toplum başında bir adam var. Bu adam... ...gidiyor mesela Nijinsky ile birlikte... ...antik Yunan vazlarına bakıyor. O... Hani e, tek boyutlu profilden gördüğümüz hareketleri baleye taşıyor. Birdenbire biz ne görüyoruz? Ee, bir adamın ya da bir kadının sahnedeki e, inanılmaz böyle e, provalarla ve zar zor işte senkronizasyonlarla, kostümle vesaire çok akışkan, hoş, eğlendirici ve bir hikaye anlatan eserinden çıkıp mesela bir e, hayvanın hareketlerini izlemiş oluyoruz sahnede. Ya yani dolayısıyla sahnede bir hayvan izler gibi izleyebiliyoruz bazı e, baletleri ya da balerinleri. E, her şey burada da yeni ve o yüzden de ilk başta çok yadırganıyor. İnsanlar e, protesto ediyorlar. Hı hı. E, ama bir süre sonra zaten bu bir norm hale, norma dönüşüş oluyor. Ve bu dönemin sanatçıların en sevdiğim yönlerinden bir tanesi pek çoğu çok yönlü. Yani mesela Picasso örneğini verdim ama Picasso haricinde diyelim Paris'te o dönemde 1920'lerde 30'larda yaşıyor olsaydık bir tiyatroya gittiğimizde zamanın çok ünlü bir şairinin metni yazdığı, diğerinin sahne dekorlarını yaptığı mesela Jean Cocteau Jean Cocteau'yu bilir misin? Bilirim ama sadece Tamam. Cocteau bir taraftan şair ve bir yazar, aynı zamanda mesela e, *Beauty and the Beast* güzel ve çirkini filme surrealist bir hmm. şekilde çekiyor, yönetmen, Şimdi, aynı zamanda hmm. oyun yani işte e, sahneye koyuyor, sahnedeki resimleri çiziyor. Ya anlayacağın pek çoğu da Rönesans insanı gibi çok yönlü ve e, realitenin, gerçeğin yakalanabileceğine, yakalanamayacağına inandıkları için yani elle tutulamayacağını inandıkları için gerçekliği yakalama derdinde değiller. Enstantaneleri, anları bir şekilde dondurmaya çalışıyor bazıları. O yüzden de çok ekspresif, çok dışa vurumcu, patlayan eserler ortaya çıkıyor. Ve bunlarda hem zamanın ruhunu aynalamış oluyorlar ama aynı zamanda da geçmişe tokat atmış oluyorlar. Sanatta, müzikte, dansta... bilimde... modernizmin ne kadar etkilediği ve gerçek anlamda bir çığır açtığından bahsettik. Ama bu kadar şehir hayatına yüzünü dönmüş... ve şehrin... etinden sütünden... nemalanan modernistler tabii ki... nasıl yaşanmalı? Nasıl... Hayatlar, hayat sürülmeli diye e, hem mimari olsun hem e, estetik olsun hem de şehirleri kurarken sosyolojik anlamda nasıl olması gerektiğine de kafa patlattılar. E, yani pek çok mimari örneği verebilirim ama benim ilk aklıma gelen ki Klee ve Kandinsky de bir süre üyesiydi e, çok gönlü bir ekol olan Bauhaus ki Berlin'e gidenleriniz bilir Bauhaus müzesi de vardır. Orada çaydanlıktan tutun halıya, koltuktan tutun binalara kadar Bauhaus'un bir manifestosu, bir bakış açısı, dünyaya bakış açısı var. Bugün baktığımızda o Bauhaus olsun, ondan sonraki modernist eserler olsun, Rusya'da olsun, Almanya'da olsun, değişik ülkelerdeki o eserleri çok ruhsuz, o komün hayatı için inşa edilmiş gri ruh karartıcı olarak okuyabiliriz. Gerçekten de bazıları estetik anlamda çok hoş değil. Ama bazıları var mesela Le Corbusier diye adamlar, İşte camdan bir ev hayal etmiş ormanın içinde. Ee, tabii ki bu toplumsal hareketler, işte diyelim Rus devriminden sonraki e, Moskova'yı inşa hmm, ederken, evet. O toplu konutların falan yapılması, dolayısıyla... E, benim gerçekten en sevdiğim yazarlardan birisi olan... Bulgakov'un... Köpek Kalbi'nde gördüğün, gördüğümüz gibi... mesela... 10 e, odalı evin... E, başkalarına paylaştırılması... ya da böyle bloklar yapılıp da insanların kamu alanlarına yerleştirilmesi... bunlar ister istemez mimariyi de etkiledi. Yani... yaşanan... E, politik... Olaylar, vakalar, bakışlar, insanların ev hayatını, espasın yani e, Alan. alanın nasıl e, paylaştırıldığını, e, kamu ve bire ilişkisine falan hepsine tabii ki e, etkilemiş oldular. Modernist e, mimari eserleri favorim mi belki de değildir ama çok sevdiğim aralarında mimarlar var. Gropius mesela yine bu Bauhaus ekonomi belki de Bauhaus'un kurucusu. ...diyebileceğimiz bir kişi. Bunlar hakikaten... ...komünel hayatları hayal etmişler. Öyle de yaşamışlar. Hep beraber bir şekilde birbirlerine ilham vererek... ...birbirlerine ders vererek... ...kötü anlamda parmak sallayarak ders değil de... ...bir ressamın renk kullanımının... ...işte bir mobilyacıyla... ...tekstil üzerine... ...fikir teatisi yapması gibi bir... Hı hı. ...komünel bakıştan bahsediyorum. Dolayısıyla bu benim mesela çok hoşuma gidiyordu. İnsanların böyle birlikte üretip birbirlerine ilham vermesi meselesinde. Ama hani realiteye bunu yansıttığında insanlar ölüm kalım savaşı verirken, ekonomik anlamda işte o büyük buhranlar vesaire yaşanırken, tabii ki aha işte şöyle mi yaşalım, şurada bir ağaç olsun mu olmasın mı tartışması olmuyordu. İnsanlar hakikaten böyle tavukların kutucukları gibi evlere yerleştirilmiştir o sağını solunu göremediğin, nefes alamadığın alanlara. Ee, ama bir taraftan da mesela bu aile yapısı vesaire hayal ettikleri hani... bir insan bir aile değil bütün komün o çocuğa bakacak. Dolayısıyla bütün çocuklar... o komünün çocukları... mantalitesi de çıktı. AVM'ler de öyle çıktı. Yani AVM denilen şey... Bir tane bir işte e, Rusya'dan göç etmiş ya da Romanya'dan göç etmiş bir adam Amerika'ya gelip tamamen komünist düşünceyle e, herkesin çocuklarına ortak alanı bırakıp rahat rahat işini gücünü yapıp ondan sonra çocuklarını alma üzerine kurulacak Adam neye dönüştüğünü görse herhalde kafasını keserdi. <laughs> Ama mantık o hani e, modernist çağlardaki e, komün mantığı ve... E, şehir planlaması mantığı tamamen hani çoğunluğun bir şekilde komünel yaşam sürmesi üzerine hı hı. kuruluydu. Teorinin güzel olup da pratiğin felaket olduğu örneğini de hep beraber yaşayarak gördük zaten. Doblo ülkelerinde gezerseniz ya da Rusya'nın belli bölümlerinde Gürcistan mesela. Ya Gürcistan en azından %70'i orman yani yeşil bırakmışlar. Ya ben mesela Ermenistan'da da yani sanki 1940'lar 50'ler Rusya'sına gidiyorsun bazı caddelerde. Böyle uzun dev bloklar, gri dev caddeler. Her şey çok büyük düşünmüş, çok güzel. O açıdan ferah ama gerçekten ruhsuz. Yani insanın böyle kendini böyle Lemir Riefenstahl filmindeki bir sahnede yürüyor gibi hissediyor. Peki bizim bu iki bölüm boyunca çok sıkça bahsettiğimiz hem Lyotard hem Baudrillard hem Foucault gibi isimlerle beraber anılan postmodernizm. Buradan bize birkaç şey bahsetmek ister misin? İşte... Ayrıca böyle komple bir bölüm olarak belki bahsedilmeye hak eden bir şey. Soğuk Savaş'ın sonlarıyla beraber belki anlatınca daha doğru altı dolu olacaktır ama en azından şimdi modernizme bir cevap olması açısından bahsedelim. Evet bence de çünkü günümüzde bence hem modernizm hem postmodernizm çok anlaşılmış değil. ...sanki böyle bir boşluk doldurmak için kullanılıyor. Yani yeni olan şey modern diyorlar. Ama yani o modern ve bu modern aynı değil. Modernizm, büyük meyli olan modernizm ve... ...aynı zamanda modernist dediğimiz eserler Hı -hı. farklı. Postmodernist de öyle. Yani bence bir... E, ...pek çok ansiklopedide... ...ve felsefe kitabı kitabında... ...postmodernizm çok e, ağır... ...ve çok böyle teknik bir şekilde anlatılmaya çalışılıyor. O yüzden de insanların kafası karışıyor. Hı hı. Postmodernizm çok bence basit bir şekilde anlatılabilir. Sadece modernizme cevap değil ya da onun üzerine post, sonra gelen bir şey değil. İçindeki sadece kelimeden hareketle. Postmodernizm bir, Lyotard'ın dediği gibi... ...o meta naratifleri... Büyük anlatıları... Büyük anlatıları karşı tepki duyan ve bunların doğduğu dünyaya kuşku ve e, inançsızlıkla bakan bir felsefi bakış. Bu işin düşüncesi. Ama meta-neratif haricinde e, Lyotard'da ve pek çok e, postmodernist düşünür de Wittgenstein'dan çok etkilenmiştir. Çünkü Wittgenstein dilin hmm nasıl o hani üst sınıftakiler ya da gücü elinde tutanlar tarafından kullanılabildiğini Aha. açıklamıştı. Modernist dönemde yaşamış bir filozof olarak postmodernistlere ilham verdi Wittgenstein. Çünkü dilin ne kadar tehlikeli olabileceğini ve bu meta yani üst anlatımlarda nasıl kullanılıp işte o Güç ilişkilerine hizmet edeceğini. Hizmet edeceğini göstermişti. Dolayısıyla burada gücü legitimize etmek, e, onu sabitlemek için kullanılmasının e, ne kadar aslında e, sadece tarih bize kötücül olduğunu göstermedi. Aynı zamanda dilin tehlikesini de göstermiş oldu. O yüzden postmodernist dönemin edebiyatlarına bakarsan bazı yazarlar var mesela. Oyun oynar gibi yazıyorlar. <laughs> diyelim Perek. Aynı şeyi düşünüyordum. George Perek E kelimesini kullanmadan evet. bir roman yazıyor. Baş... Cemal Kafadar mıydı çevirisini yapan? Hatırlıyor musun? Buradan ona da saygı gösterelim. O da çünkü E kelimesi olmadan çevirmiş. Kafadar olmadığını eminim. Cemal Kafadar ya da Cemal Yardımcı. Çok özür diliyorum. Cemal Kafadar'la kaçtı. Cemaller tuttu. <laughs> evet. Cemal Çok Kafalar sadece tarih yani. Evet, evet. Değil mi? Dili problematize ettiler. Ee, dilin böyle... E, kullanılabilmesi üzerine kafa patlattıkları için... E, o... E, hegemonyadaki gücün... E, zaten... hiçbir anlamı kalmadığını... hatta hayatın anlamın kalmadığını evet. falan di, 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 diyenlere kadar gitti. Evet. John Fante'ler... Evet. Ask the Dust gibi eserler ondan sonra Amerika'daki işte Ginsberg vesaire gibi şairler ee, ve özellikle 20 yüzyılın 68 kuşağından sonraki hı hı. E, yazan yazarları Güney Amerika'da olsun, Kuzey Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun. Uzak doğuyu çok iyi bilmiyorum ama son yıllarda inanılmaz eserler çıkıyor orada evet. da. Ya yani hepsinin ortak noktası bir kere daha kendinden önceki gelenleri neredeyse böyle hiç utanmadan Evet. Ee, ya da hi, hiçbir şekilde <laughs> hani, <var> yani <laughs> e, yani küstahça evet. kullanıp e, onlarla dalga geçebilmek ya da onları bir kolaj eser gibi eserine yerleştirip neyin gerçek ya da neyin daha önceden yapılıp neyin yapılmadığını vesaire gibi e, formlar ortaya çıktı. Bu şiirde de düz yazıda da bunu gördük. Evet. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Bu reprezentasyon meselesi vardı ya modernistin. Postmodernistler bunu nereye götürdüler? Onu anlatacağım. Birinci Dünya Savaşı'na kadar bizim... Başka bir örnek vereceğim ama edebiyat ve sanat için Lütfen. aynı şey geçerli. Birinci Dünya Savaşı'na kadar bizim cebimizdeki bir madeni para ya da bir kağıt paranın... refere ettiği şey Merkez Bankası'ndaki bir altındı. Hı hı. Dolayısıyla hepsinin bir dayan dayandığı bir yer vardı. Sen elinde bir para tutuyorsan onun karşılığı fiziksel olarak duruyordu. Bakınız kapitalizm bölüm 3. İsterseniz kapitalizm her yerden fışkırıyor. Sanata da şöyle bağlanacak. Zaten tarihin sonu da Sovyetlerin yıkılması falan da tam postmodernizme evet. uyan bir şeydi. Evet. Çok özür dilerim. Evet. Yok güzel. Sonra Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tabii ki en büyük kazanan Amerika olarak bu refere ettiğimiz para yani hepimizin merkez olarak kullandığı para birimi dolar oldu. Nixon'la birlikte bu değişti. Şimdi hepsi aslında kendi birimi olarak duruyorlar. Hiçbir şey böyle bir altın külçesiyle ölçülmüyor. Şimdi ekonomi de bu olunca aynı şekilde diğer alanlarda da... referans noktası yok olduğu bir nokta. Yani referans noktası dediğim... sen... hiçbir yere böyle bir... E, kemer, kemerine ya da... Neydi, bağını bağlayarak... tutunamaz haldesin. Postmodernizm bana göre o. Evet. O yüzden mesela burada... diyelim... sanatta... E, sen şey yapıyorsan... E, modernist örnekten gideceğim. E, sesi sesine pas une pip deyince, bu bir pipo değildir deyip üstüne bir pipo resmi koyunca... ...bu modernist bir yaklaşımdı. Niye? Çünkü... ...biz... E, ...referans verdiğimiz objeyi... ...olmadığını söylüyoruz... ...diyordu. Anladın mı? Düşüneceğim, bu, bu devam edeceğim. Şöyle. Sen anlatmaya devam et lütfen. Bir ressam... ...bu bardağın resmini yapıyor. Hı hı. Aynı bu bardağı çiziyor. Mükemmel çiziyor. Işığıyla, kontürüyle... Vesaire. Sonra altına bu bir bardak değildir yazıyor. Hı hı. Bu modernist bir yaklaşımdı. Yani ben buraya bardak çizdim ama bardak olmadığını söyledim. Dolayısıyla aslında sen bunu düşün. Belki de bardak değildir acaba nedir? Seyirciye ya da izleyiciye hı hı. bir top atıyor. Top atıyor ve onu aktif sanat eserinin aktif bir parçasını yapıyor. Postmodernistler ne yapıyor? boş bir odaya sokuyor seni. Hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey. <laughs> Hadi bay bay. burası evrendir diyor mesela. Sen düşün. Sen yaratacaksın. Orada zanaat bile yok bazen. Her şey conceptual olmaya doğru gidiyor. Referansların yok olduğu bir nokta. O yüzden de Baudrillard o Simulacrum eserini yazdığında Borges'e gönderme yaparak makalesine başlar. Borges'in bir hikayesinde bir şehrin üstünü ince bir tabaka harita kaplıyordur. <laughs> Şimdi... harita mı gerçek? O haritanın kapladığı ama aşağıya göstermeyen... şey mi gerçek. gerçek? Ne neyin referansı, ne neyin gerçeği? Bu... bağlantılar ortadan kaldırılınca... postmodernizmin... o özgürleştirici... ama bir taraftan da... o eleştirel tavrı ortaya çıkıyor. Çünkü realite olmayınca... sen istersen... Birebir bugün konuşulan o chat cemT falan gibi şeylerde makinelerin yazdığı şey edebiyat olur mu? Sen yazmadın ee, Buraya kadar gideriz. ki bence artık çok ilginç bir noktaya geldik Çünkü bu da Balart diye benim sevdiğim hmm. bir yazar var. Balardın bir kısa hikayesinde şairler e, otomatik daktilolar kullanıyorlar ve bir adam çıkıyor o ya da kadın. Spoiler vermiyoruz. O daktiloları yok etmeye başlıyor. Dolayısıyla artık e, şairler şiir yazamaz oluyor. Çünkü her şeyi o makinalar yapıyormuş. Biz öyle bir noktadayız ki e, artık referansın olmadığı, her şeyin simulakranın simulakrasın simulakrası olduğu, pastiş olduğu, zaman kavramının artık böyle e, bölündüğü değil, artık alternatif evrenleri ve metaverse'lere evet. gittiği bir noktadayız. Ne yaptığın değil, nasıl gösterdiğinin, nasıl göründüğünün... bir anlamının olduğu. Ve tabii ki bu tüketimle de beraber üründe geliyor. Ee, çok hızlı tüketilir pop-up galeriler çıkıyor. Ee, eserler... artık... kağıt harcamamak için basılmıyor bile bazıları. Ee, Yayınlanıyor, bir bulutta orada duruyorlar. Her şey aslında... O Walter Benjamin'in söylediği o reprodüksiyonun, reprodüksiyonun, evet, reprodüksiyonu yani. halindeyken artık böyle kutsal kavramı da yok olmuş oluyor ki bütün bunlar hani yüzyıllar süren sanat ve zanat tarihi için gerçekten büyük bir belki de ölüm diyebiliriz çünkü sen belki de sanatçıyı tanrı olarak görmüyordun. Çünkü o bir sanatçıydı, Tanrının hikayesini sana anlatmaya çalışıyordu. Ama o kadar güzel eserler yarattılar ki, artık sanatçılar neredeyse böyle tapınılan, saygı gören insanlara dönüştüler. Ama ondan sonra şimdi o kadar çok eser var. Var ki, yani herkes şair, herkes yazar olabilir. Yüksek sanat kavramı yok oldu. Alçak sanat nedir diye soracak olursan. Alçak belki Türkçe'de çok pejoratif, neg negatif bir anlam ama... ...avam diyelim ya da... E, ...herkesin ulaşabileceği... E, ...belki herkesin satın alamayacağı... ...ama... E, ...evinde... Aslında. ...en azından kopyasını bulabileceği... E, ...ya da... ...bir şekilde çoğaltabileceği bir... E, ...commodity'e, bir... M ...nesneye dönüşmüş oluyor. O yüzden... E, ...o sanatın içindeki kutsallık kavramları, yükseklik kavramları falan her birisi hem sokağa iniyor hem gündelik hayata indirgenmiş olunuyor. Postmodernizmle ilgili daha konuşuruz zaten tarihsel dönemine geldiğinde çok daha ayağa yere basan bir tartışma evet, olacak. çünkü siyasetle vesaire bunların Siyasette hepsi birbirine siyaset çok ilintili bir şeye dönüşmüş durumda postmodernizm. Hakeza modernizm de zaten. Aynı şekilde nasıl modernizm Hitler'leri yaratabildiyse postmodernizm de aslında Trump'ları yarattı. O hiçbir gerçeğin post -truth olmadığı post-truth çağ. çağında hiçbir şeyin gerçek olmadığı herkesin kendi güç ilişkisi içerisinde kimliğini öne sürerek iktidara yürüyebildiği bir dünyaya doğru ilerledik. Ya Müthiş güvenilmez bir dünya evet. ama postmodernistler de der ki Evren daha önce güvenilir miydi? Yani daha önce yine sana empoze edilen bir şey alıyordun gerçek olarak evet. kabul ediyordun. O yüzden hani biz burada daha önceki programda komik bir yere doğru gidiyordu. Hani ben sanki modernizm sözcüsü, sen postmodernizm sözcüsü gibiydin. Ya yani ikimiz de takdir edersin ki evet. ne postmodernizm böyle şeyiz. Peygamber olarak böyle onu legitimize etmeye çalışıyoruz ya da onu iyi ya da kötü buluyoruz. Ne de modernizme. Evet. Mesela hani tarihi eserleriyle birlikte okuyabilmek ve bunlara bakarken ne tür mesela ekonomik, siyasi, bilimsel, sanatsal akımların el ele kol kola ve belki de bazen birbirlerinin sırtından vurarak hareket ettiğini görebilmek. Çünkü ben de mesela sanat tarihi dersi verirken ya da mitoloji dersi verirken falan hep şunu anlatıyorum. Bir şiiri anlatmaya çalışırsan ya da bir resmi anlatmaya çalışırsan o sanatçının zamanını, tarihini, dönemini anlamazsan o eser havada asılı kalır. Postmodernistler için bu önemli değil. Çünkü artık yani e, gerçeklik kavramı tamamen e, boşalmış, bitmiş, e, incelmiş vaziyette. Ama modernistler için öyle değil. Modernistler için gerçekten de Birinci Dünya Savaşı'nı bilmeden e, diyelim Selini çok iyi anlayamazsın ya da evet. Salinger'ı hmm. Steinbeck'e ne, of çav, çav, ne çavdar tarlalarındaki hmm. kuş muydu? ya bunlar hepsi de gerçekten oradaki hani şehirden şehre gelen insanların şehirle aşk ve nefret ilişkisi ondan nem alınıp ama aynı zamanda ona tepki duyması falan bütün bunları dönem içinde anlamak lazım. O zaman teşekkürler Pelin. Ben teşekkür ederim. Senin sevdiğin konular sanat sepet. <laughs> evet, Sanat sepet. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Sen hafif. sağ olsun her fırsatta böyle evet, içine fırsat bir siyaset, var. ekonomi, Marksist bakış falan evet, konduruyorsun. Tam da onu diyecektim. Belki de az önce hani tart söyledik ya hani senin modernizmdeki gördüğün bir takım pozitif yanlar benim. ...postmodernizmde gördüğüm bazı pozitif yanlar. Ama belki de Marksizm'in de dediği gibi... ...içinden o sınıf ilişkisini çıkartmadığın sürece... ...her şeyin sonu bir noktada faşizme varabiliyor. Ekonomik krizler sonsuza kadar devam edebiliyor. O yüzden belki de bir gün Marksizm bölümü çekiyor olacağız. Evet, bence çekersek iyi olur. Çünkü bütün bu anlattığımız akımlarda ve... ...sanat, modernist sanat vesaire meselelerinde... ...sınıf ilişkisinin de bir konstrüksiyon olduğunu bilincinde olan insanlar... illa Marksist ya da Faşist ya da... Leninist vesaire olmak zorunda değil. Sonuçta... her şeyin bir... icat edilmiş bir... ideoloji, ideoloji bir konstrüksiyon olduğunu... kabul ettikleri için, gördükleri için bu eserler var. Evet. Onu anlamadan da bunlara... okumakta eksik kalıyor tabii ki. Belki bize abone olurlarsa bunu bir sonraki bölümde evet. haberini alırlar. Evet yani ey marksistler. <gülüyor> <gülüyor> ey modernistler. Ey modernistler. Ey postmodernistler. Bize abone olunuz lütfen. Çok mutlu oluruz. Teşekkürler. Ben İyi teşekkür günler. ederim.